Yaşlandıran yiyecekler, genç tutan yiyecekler ve en önemlisi yaşam paketlerinize neler var? Sevgili Ayçakay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayıldım ben bu işe. Evet. Mükemmel. Bu konu çok önemli. Değil mi? Çünkü insan yaşam süresinin uzadığı bu yüzyılımızda en önemli amacımız ne olmalı? Sağlığımızı daha iyi korumak, beyin fonksiyonlarımızı korumak, beden fonksiyonlarımızı korumak çok ve önemli bir şey söylediniz. Ruhsal yapımızı korumak. İşte bu kadar. Bunun için neler yapmalıyız? Aynen. Şimdi bedeni iyi tuttuk diyelim işte ince iz vesaire ama ne o az beslenmekten beynimiz çalışmıyor. Unutkan oluyoruz. Cildimiz parlamıyor. Değil mi? Beyin fonksiyonlarımız fiziksel, ruhsal her türlü fonksiyonumuzun iyi olması için 5 önemli paketi açıklıyoruz size. Bu kutuyu açacağız. Hemen açmayalım. Hemen birazcık açmayalım. Durduralım. Tabii. Herkes bir defteri kalemi eline alsın. Bakın tek tek hepsini açacağız. Bunlar gerçekten her birimizin ne olsun başucu kitabı gibi olsun. Yani evet. Çok önemli bilgiler var burada bugün sevgili izleyiciler. Şimdi hep sürekli konuşuyoruz işte şunları yiyin bunları yemeyin. Ama o kadar da kafa karıştıracak bir şey yok mu aslında? Aslında şu, günümüzde insan ömrü uzadı. Yani bundan 100 yıl önce insanlar ortalama 60-65 yaşında hayatını kaybederken önümüzdeki 100 yıl içinde şu anda 45 ila 50'li yaş arasını süren insanların orta yaş kabul ediliyor. Orta yaş kabul ediliyor. 95 ve üzerini görme şansı neredeyse %50'lere gibi bir şans çok, veriliyor. Çok güzel, çok mutluluk verici bir oran. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bundan belki 40-50 yıl önce, 100 yıl önce insanların 5-6 tane çocuğu varken şu anda insanların 0-1-2 çocuğu var. Yani kendimize iyi bakmamız o kadar önemli ki hani elden ayaktan düşmemek için, başka birine muhtaç olmamak için bize verilen bu bedeni o kadar iyi korumalıyız ve o kadar farkındalığımızı yükseltmeliyiz ki bugün ben sadece yemenizle içmenizle ilgili değil. Doğru nefes alışınızdan, doğru uykunuzdan, doğru hareketinizden, ruhsal durumunuzu iyi tutmaktan o kadar önemli bilgiler vereceğim ki lütfen bunları not edin ve yazın. Harikasınız. Şimdi Ebru Hanımcığım, biz yaşlandıkça vücudumuzda ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi yıkım oluyor değil mi? Yıkım oluyor. Hücreler yapılıyor, yenileniyor ama bir DNA'larımız var, bizim genetik kodlarımız. Bunların da ucunda telomer dediğimiz bazı parçacıklar var. Kronik hastalığı olanlarda ve gerçekten ihtiyacı olanlarda kullanılması gerekiyor. Çünkü bir tarafı yaparken öbür tarafı yıkma durumları olabiliyor. Yani şu ağzından içeri attığın şey hani haptır, gençleştirir, zayıflatır, şişmanlatır, dengeler. Mesela yediğin her şeye çok iyi bakman lazım. Buna bitki çayları dahil. Doğru mu? Dahil. Şimdi biz yaşlandığımızda işte bu DNA'larımız içindeki telomerler kısalıyor ve kompaklaşıyor. Ve biz yaşlandıkça daha kompak DNA'larımız oluyor. Yapılan araştırmalarda bu DNA'ların uzunluklarını ölçerek biyolojik yaşını insanın ortaya çıkarıyorlar. Yani bir bakıyorsunuz 45 yaşında bir insan, birisi daha çok deforme olmuş, birisi daha iyi görünüyor, bir tanesi de işte genç kız gibi görünüyor. Şimdi aynı yaşta doğmalarına rağmen bu insanlar neden böyle çok görünüyor? Güzel. İşte harika. Bunun farkındalığını yaratmamız çok güzel. Lazım. Bakın ne yazıyor bu üzerimde, bugün çok sevdim bu tişörtü. Kendi hikayeni yarat. Yani senin gerçekten yaşamda ne istediğin sende saklı. Evet. Bu kadar basit. Evet. Yaşından çok ileri mi göstermek istiyorsun, yaşından geride mi durmak istiyorsun? Başta saydığınız bütün evet gerekçeler çok bence değerli. Onlara mı sahip olmak istiyorsun? Genç kalmak, dinç olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek, Allah sağlık, uzun ömür, sıhhat versin sevdikleriyle beraber. En başta o. Geçelim mi efendim? Evet. Yaşlandıranlar masamızda. Şimdi beslenme o kadar önemli ki bugün beslenme yetersizliği yapmayacak bir kalori kısıtlaması DNA'larımızın kompaklaşmasının önüne geçiyor. Kısalmasının önüne geçiyor. Evet. Yani sevgili dostlar. Limonlu çaylarımız da geldi efendim. Biz biliyorsunuz çaylar kahveden olmadan başlamıyoruz. Evet. İşlenmiş etler. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün bize söylediği şu bir numaralı dünyada kanser yapan yiyecek işte şu gördüğünüz işlenmiş etler. Oh. İkincisi trans yağ. Yaşlandıran içeren. Bir tabak bu. Evet, yaşlandıran. Bunları evinize koymayacaksınız. Bunlar eve girmiyor. Ağzımızdan içeri hele hiç girmiyor. Peki. Yüzyıllar önce Hipokrat demiş ki yiyecekler ilacınız olsun demiş. Gerçekten günümüzde neyi nasıl yiyeceğimizi bilirsek işte yaşlanmanın da hastalıklarının da önüne geçeriz. Her sabah böyle salamlar, sosisler, işte yağlı pastalar, börekler yenilirse
Bunlar yaşlanma sürecini hızlandırır ve tabii ki kilo artışına bu da neden olur. Bu kadar basit. Şimdi öyle trans bir, yağlar. Bir besin grubu var ki trans yağlar dediğimiz. Bunlar gerçek yağ olma özelliğini kaybetmiş yağlar ve fizyolojisi bozulmuş yağlar bunlar. Paketli ürünlerin içinde, işte pastanelerde kullanılan ürünlerde çok fazla trans yağ içeriyor. Nedir trans yağ sevgili Ayça Kaya? Şimdi trans yağ aslında bitkisel yağların hidrojenize edilerek elde edilen yağlar. Raf ömrünü uzatmak için ve maliyeti düşürmek için yapılan, aslında doğada olmayan bir gıda endüstrisi. Bu yağlar tabii ki çok uzun süre dayanabildiği için. Bunlar mı girmesi lazım bunların içine, raf ömrü için içine girince? Tabii raf ömrü için içine girdiği zaman trans yağlar kullanılıyor. Ya da bazı yağlar çok fazla kullanıldığında da yağ özelliğini kaybedip trans yağ haline dönüşüyor. Özellikle fast food restoranlarında kullanılan o yağlar, böyle patates kızartmaları sürekli yiyoruz ya. Tabii ki her patates kızartması için yeni yağ kullanmıyorlar. Ve o yağlar çok uzun süre defalarca kızartıldığı için o yediğiniz patates kızartmalarının içerisinde de bu trans yağlar giriyor. Trans yağ içeren yiyecekleri kesinlikle ağzınıza sürmeyin. Her zaman evinizde zeytinyağı, doğal yağlar, mısır özü yağı, ayçiçek yağı gibi yağları kullanabilirsiniz. Tereyağı. Ama tabii ki öncelikle tereyağı tabii ki. İzin var mı tereyağına? Tereyağına var. Doğada peki. Olan her tür yağa izin var ama sonradan oluşturulmuş yağlara karşı dikkat etmek lazım. Yani margarinlerden, böyle trans yağ içeren hazır yiyeceklerden mutlaka uzak durmak lazım. Evet, trans yağlar yasak. İşlenmiş evet. Gıdalar yasak. Evet. Hayvansal yağlar. Şimdi bu ilgimi çekti. Bu nedir? Evet. Şimdi bu da bir tür doymuş yağdır hayvansal yağlar. Bunu da çok fazla aldığımızda bu da damar kireçlenmesine neden oluyor. Ve bugün dünyadaki bir numaralı ölüm nedeni koroner arter hastalıkları. Ve çok fazla hayvansal yağ yemekte damar kireçlenmesini artırarak koroner arter hastalığına zemin hazırlıyor. Aynen. Geçtiğimiz günlerde sevgili Ahmet Çelik var, bizim kardiyoloji uzmanı doktorumuz. Dedik ki 30 yaşından sonra eti bırakacaksınız, azaltacaksınız. Evet. Çok doğru. Çok şimdi net söyledi. Yani şaşırtıcı çok iddiaları var. Mesela tereyağı asla yemeyin diyor. Evet. Şimdi 2 yıl önceki Avrupa Obezite Kongresi'nde bütün beslenme şekilleri masaya yatırıldı ve en sağlıklı, insan yaşam süresini en uzatan beslenme nedir diye baktığımızda aslında vejetaryen beslenme. İnsan yaşam süresini uzatan bir beslenme, vejetaryen ama beslenme. Ama yani vejetaryenlerin bir süre sonra ihtiyacı uzun vadede olmuyor mu? Şöyle oluyor. Uzun vadede kognitif fonksiyonlar üzerine negatif etkileri olabiliyor. Yani hafıza ve düşünce sistemi üzerine negatif etkileri olabiliyor. O nedenle yani şu anda psikolojiyi bozuyor. Hafıza, unutkanlık, konsantrasyon kaybı, odaklanamama gibi problemler. Nerede şimdi ben vücudumu temiz tutuyorum. İşte hayvansal gıda tüketmiyorum. Yani bir çeşitli sebeplerden dolayı tüketmiyorum. Biliyorsunuz bunun çok fazla sebebi var o kişiler tarafından tüketilmemekte. Ama ne oluyor? Bunu yapıyorum ama bir taraftan burayı kaybediyorum. Evet. Şimdi burada sağlıklı yaşam içeriği bozulmuş oluyor. Evet. Doğru mu? Şimdi burada vücut için ihtiyacımız olan işte B12, demir, omega 3 gibi yağ asitleri hayvansal gıdaların içerisinde çok var. Ve bunlar bizim beyin fonksiyonlarımız için gerekli. Sonuçta bu Avrupa Obezite Kongresi'nden çıkan sonuç şu oldu. Haftada 5 gün Akdeniz tipi beslenme yağı kısıtlı. Haftada 2-3 günde vejetaryen beslenmeyi sağlık için öneriyoruz. Ben kendim de haftada 2-3 gün mutlaka vejetaryen beslenmeye özen gösteriyorum. Tamam. Sizlere de öneriyorum. Çok güzel. Diğer günlerde de balık ağırlıklı, haftada 1-2 günde kırmızı et olacak şekilde ama parça et olarak seçmeye dikkat etmek lazım. 100-150 gram kadar kırmızı ette tüketilmesi gerekiyor. Tavuk, kırmızı et, hindi, balık bunlara dahil mi? Tabii. Dahil. Daha yani çok hayvansal balık, yağlar dediğimiz şey kıymalardan mı bahsediyoruz özellikle? İç organ yağları girmiş yağlar. Yani kıymalar, işte dönerler, köfteler, Adana, Urfa gibi yağ oranı çok yüksek etlerden uzak durmak hayvansal lazım. Hayvansal yağlar kireçlenme yapıyor dediniz. Damar kireçlenmesi. Bu çok önemli. Gizli tuz. İşte şimdi bugün tuz vücut için çok önemli bir mineral. Ama ne yazık ki o kadar fazla tuz giriyor ki bünyemize. Bugün önerilen günlük yaklaşık 5 gram tuzdur. Şimdi evet. Sağlıklı yaşam kutularını sizler için sevgili Ayça Kaya ile birlikte açıyoruz efendim. Efendim herkes defteri kalemi hazırlasın ve lütfen içindekileri not etsin. Çok önemli. Sağlıklı yaşam için 5 önemli tavsiye. 1. Efendim 1. Açıyorum. Açıyoruz. Ne çıkacak? 1. Hazır mısınız? Belini hep ince tut. Evet. O kadar önemli ki bugün vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanların ortalama yaşam süresi neredeyse
8-10 yıl daha kısa. DNA telomerleri bu kadar daha kısa oluyor. Obeziteden korunmamız lazım. Erkekler 102 santimi geçmeyecek, bayanlarda 94 santimi geçmeyecek. Belimizi ölçeceğiz. En ince yerinden hanımlar için 78-82 arasını tutmayı hedefleyelim. 84'ün bile üzerine çıkmayalım. Tamam. Erkekler de 94'ün üzerine çıkmasınlar. Hele hele 100 santimi hiç geçmesinler. Çünkü buradaki yağlar direkt iç organlara bası yapıyor. Of. Mideye bası yapıyor, reflü yapıyor. Akciğerlere bası yapıyor, nefes darlığı yapıyor. İnsülin direnci yapıyor, karaciğer yağlanması yapıyor, gizli şeker yapıyor. Bugün fazla yağlılık vücutta tam 236 tane hastalıkla birlikte. Sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız bedeninize iyi bakmanız lazım. Bunun da yolu bel çevresinden geçiyor. Belimizi ince tutuyoruz. Her sabah tartıya çıkıyorsak haftada en az 1-2 kez de bel çevrenizi ölçmeyi alışkanlık haline getirmenizi tavsiye ediyoruz. Haftada iki kere belimizi ölçelim. Evet. Harika. İkinci kutu geliyor. Evet. Ne açıyorum. Çıkacak? Bakalım ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Ha, bakın. Öyle o kadar da zor değil. Uyku. Efendim? Şimdi diyorsunuz ki hepimiz uyuyoruz. Acaba ne kadar kaliteli uyuyorsunuz? Gerçekten uykudan melatonin hormonunuz yeteri kadar salgılanıyor mu? Bugün uyku sabotajcıları var sevgili dostlar. Uyku sabotajcıları. Bu kadar uyuyamıyorsanız şöyle. Bunda evet. 7-8 saat uyuyacaksınız efendim, bu kadar. Ama mavi ışığı odanızdan çıkaracaksınız. Ha. Yani yattığınız odada televizyon, cep telefonu, bilgisayar, cep telefonunun şarj edilmesi, teknoloji yattığınız odada olmayacak. Ah yapma ya. Bir mağara gibi düşüneceksiniz yattığınız odayı. Bunu benim eşime söylemek lazım. Başımda en az 10 tane falan prizde alet var. O kadar tehlikeli. Saatin şarjı, telefonun şarjı, hani benimkiler bilgisayarın şarjı vesaire. Bir de onunkiler. Ya. Hatta elektronik saat bile kullanmayın yattığınız odada. Onun ışığı bile melatonin hormonunuzu azaltır. Ne kadar karanlık, ne kadar sessiz bir ortamda yatarsanız o kadar kaliteli uyursunuz. Akşam yemeğinden sonra çay, kahve içmek uyku kalitenizi bozar. Akşam yemeğinden sonra çok fazla su içmek idrar ihtiyacınızı arttırdığı için gece uykunuzdan kaldırıp sizi tuvalete götürdüğü için uyku kalitenizi bozar. O nedenle günlük içeceğiniz suyu da sabah, öğlen ve ikindi olarak bölüştürüp akşam yemeğinden sonra çay, kahve alışkanlıklarımızı mutlaka bırakmamız gerekiyor. Vücudun kendini yenilemesi için doğru uyku çok önemli. Doğru uyku. Yani marifet değil az uyumak. Çok sevdim ben bu işi. Üçüncüyü açıyorum. Evet, açalım. Bakalım ne geliyor. Çok merak ediyorum yine. Aha. İşte bu kadar. İşte bir numaralı diyabet nedeni, bir numaralı obezite nedeni, bir numaralı kanser nedeni şeker ve fazla tuz sevgili dostlar. Farkındalığınızı yükselteceksiniz. Gizli şeker ve tuz kaynaklarından uzak duracaksınız. O kadar önemli ki şimdi hastalar bize geldiği zaman diyoruz ki bir hafta kendi kendinize sağlıklı beslenerek bir yediklerinizi yazın diyoruz Ebru Hanımcığım. Evet. Şimdi bir gün bir hasta geldi, hocam dedi çok sağlıklı beslendim dedi. Beslenme günlüğüne bir baktık, sabah iki paket diyet bisküvi, öğlenleyin bir tane diyet çikolata, arada düşük kalorili light içecekler. Mesela sağlıklı beslenmek demek light yiyecekler yemek aksine değil. Aksine değil mi? Light tabii. Beslenmeyi çok önermiyorsunuz. Kesinlikle yani. Kesinlikle önermiyoruz ve özellikle bu tatlandırıcı koyulmuş içecekler kesinlikle önerilmiyor. Bugün tatlandırıcı da şeker metabolizmasını bozuyor ve kişiyi daha çok acıktırıyor, daha çok yemeğe itiyor. Ve bazı kanserlerle de birlikteliği gösterilmiş. Light içecekler ya da şeker yerine tatlandırıcı kullanmak bile bir numaralı yaşlanma nedeni, bir numaralı Alzheimer dediğimiz yani unutkanlık nedenlerinden bir tanesi. Vay 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 vay. Bu da tabii çok önemli. Hepinize harika bir gün, harika bir sabah diliyorum. Güne nasıl başlarsanız öyle gider derler büyükler. Ben öyle öğrendim. Hayatıma da bunu hep uygulamaya çalışırım. Güne negatif başlamayalım, asık suratlı uyanmayalım, sinirli uyanmayalım. Böyle aman dünyaya gerçekten küskün uyanmayalım. Güler yüzlü, mutlu, pozitif. Tabii ki derdimiz, tasamız hepimizin vardır, olmaz mı? Yine de bunun içinden güne iyi başlamak için kendimize bir sebep bulalım lütfen efendim. Harika bir gün olsun. Kendine iyi bak sizler için. Başlıyor. Meltem
Tam açık elden pratik ve enfes tarifler. Fırın makarnadan peynirli börek, çikolatalı milföy tatlısı. Hepsi ve daha fazlası kendine iyi bakta. Parça çikolatalar varsa evde ya da damla çikolatanız varsa ya da böyle minik minik yine. Ortodontiye hangi yaşlarda başlanması daha iyidir? Lingual ortodonti kimlere yapılır? Diş teli takmadan telsiz ortodonti tedavisi mümkün müdür? Ortodonti uzmanı, öğretim üyesi Doktor Abdurrahman Küçük Önder anlatıyor. Dijital ortamda biz bu dişleri istediğimiz konumlara getiriyoruz yazılımda ve o her konumda aşama aşama plaklar basılıyor. Nefes terapisi nedir? Neden nefes terapisine ihtiyaç duyarız? Nefes terapisine nasıl başlanır? Nefes terapisti ve yazar Selin Topçuoğlu Kasırga anlatıyor. İki sayıda aldığımız nefesi bir sayıda vereceğiz. Yani alışımız daha uzun ve içimiz daha kısa. Diyabetten ameliyatla kurtulmak mümkün mü? Hangi diyabet hastaları cerrahi yöntemden fayda görür? İlleal interpozisyon ameliyatının diğer ameliyatlardan farkı nedir? Diyabet cerrahisi yeni bir tedavi yöntemi mi? Obezite, diyabet ve metabolizma cerrahisi uzmanı operatör doktor Hidayet Çatal anlatıyor. Cerrahi metabolik sendrom dediğimiz hastalık için geliştirilmiş bir yöntem. Rahim ağzı yaraları nasıl tedavi edilir? Adet geciktirici kullanmak zararlı mı? Adet dönemi düzensizlikleri hangi tehlikelerin habercisidir? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin anlatıyor. Rahim ağzı yaraları tekrarlayabilecek şeylerdir. Yani işte bugün tedavi oldunuz, bir yıl sonra tekrarladı ya da 6 ay sonra ya da 5 yıl sonra. Bu hekiminizin size eksik işlem yaptığını göstermez. Az sonra kendine iyi bak da. Efendim yarın sevgililer günü. Şimdi bu sevgililer günü meselesi günaydın aşkım. Günaydın bir tane. Bazı sevgilisi olmayan kişilerin sinirlerini bozabiliyor. Bozabilir. Şimdi bu sevgililer günü sevgililer günü düşünsene. Sevgili yok. Bekar olabilir, ayrılmış olabilir, mutsuz olabilir, evet. Kızgın olabilir sevgiliye. Kesinlikle. Ayrı geçirmek zorunda olabilir değil mi? Yalnız başına olabilir yani. Şimdi bu bombardımana birazcık bir dur diyelim burada. Evet. Şimdi evet. Bugün böyle kendini bir şekilde iyi hissetmeyen sevgililer günü kapsamında kişilere harika bir tatlı tarifi veriyoruz efendim. Herkes mutlu olsun. Herkes kendine değil mi? Şöyle bir sebep bulsun tüm bunlar için. Hepinize günaydın. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Sevgili Meltem ablacığım mutfağımızı şenlendirdi. Canımsın sen günaydın. Benim. Yalnızlar pastası yapıyorum bugün. Bak ha, evet. Zaten isim hazır. Pastanın ismi Yalnızlar Pastası. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Mutlu edecek güzel bir kaçamağa ihtiyacınız var demektir. İşte o güzel kaçamağı bugün ben yapıyorum. Ya neden sadece kadınlar kendilerine böyle bir arayış içindeler acaba? Bence mesela erkekler de. Öyle mi? Mesela bir erkek hayal edelim. Mesela Yasin'e soralım. Düşünelim diyelim ki Yasin sevgilisinden ayrılmış sevgililer gününde yalnız ve çok mutsuz. Yasin bir erkek olarak ne yaparsın? Gel Yasin'cim. Benim için önemli geliyor bu. Geliyor bakalım ne yapacak? Çok merak ediyorum. Erkek arkadaşlarım ve senin adına bir konuşma yap lütfen. Erkekler böyle bir durumda ne yaparlar? Bir daha soruyu alabilir miyim? Soru şu. Sevgilinden ayrıldın, sevgililer gününde yalnızsın. O günü nasıl geçirirsin? Şıkları sayıyorum. Futbol maçına gidersin. Evde uyursun. Tatlı yersin. Maça giderim. Bak görüyor musun? Ne bir kadar kadına bunu soy. Sor. Tatlı yerim ağlarım. Ha, değil mi? Kadın bir köşesinde evde koltuğun kenarında yanında bir mendil. Ama mendil olmasın ağlamayın tatlı yiyeceksiniz mutlu olacaksınız. Ya da neyse. Bir kahve muhtemelen pijamayla. De. Evet. Değil mi? Hepimizin o halleri olmamış mıdır? Olmuştur. Ama bu siz erkekler var ya. Siz erkekler yani onların birazcık daha şeyler... Aslında duygusallar bir taraftan baktığın zaman. O maçta atıyor stresini. Yani daha düz düşünüyorlar. Bizim kadar böyle hani çok karışık değil, çok şeyi bir araya getirip evet. Düşünmüyorlar. Diyor ki ayrıldıysam ayrılayım ne yapayım bari maça gideyim diyor efendim, herhalde. Efendim soruyorum stüdyodaki görüntü yönetmeni arkadaşlarımıza maça mı giderdiniz? Evet maç. Bak maç. Tatlı mı maç mı? Tatlı mı maç mı? Tatlı dediler. Ay, bravo. Ay, çok duygusal. Benim ya harikasın. Tatlı mı maç mı Burak? Bak. Ah canım benim çocuklarımın hepsi duygusal. Bak görüyor musun bak tatlı. Kıyamam size. Sizde efendim ne var? Maç. Maç. Siz efendim? Maç. Tatlı diyenler yanında. Bak görüyor musun? Tatlı diyenlerin sevgilisi var da onlar beraber yiyecekler. İnandırıcı bulmadı onları.
Ay çok teşekkür güzel. Ediyorum bu kamuoyu araştırması için. Bizim için faydalı oldu. Böylece efendim genelinde kadınların tatlı yiyeceğini düşünerek Sevgililer Günü yalnızlar pastası yapıyoruz. Evet. Lütfen not alın. Çünkü Meltem abla sabahtan beri bu çikolataları eritmekle meşgul. Çikolata mı? Ne var burada? Bu ne biliyor musun? Hemen malzemelerini sayayım. Bu çok güzel bir muhallebidir. İlle bunun içine kullanmanız gerekmez. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz nefis bir tarif. Bir kaşık kadar unum var, bir kaşık kadar nişastan var, bir çay bardağı kadar yaklaşık şeker kullandım ama şeker ölçüsü tamamen keyfinize keder. Vanilya, kakao ile lezzetlendirdiğim bir muhallebi yapıyorum. İçine altını kapattıktan sonra birazcık tereyağı ilave ediyorum. Bizim bunları yemek için herhangi bir mutsuzluğa falan ihtiyacımız yok. Biz bunları herhangi bir... Her zaman yeriz, her zaman. Biraz krema koyuyorum içine. Bu nefis bir iç harcı oluyor. Şimdi. Tamam. Şöyle. O altına serdiğiniz şey nedir? Bu hem fırına giriyor hem üstünde hamur açılabilen bir... Yağlı kağıt. Yağlı kağıt gibi bir şey. Evet. Peki. Şimdi şöyle güzelce. Ben bu muhallebiyi önceden pişirdim çünkü birazcık soğuması lazım. Milföy hamurunun içine koyacağım çünkü bu malzemeyi. Tamam. Yalnızlar tatlısı 4 milföy, 4 muz milföy hamuru, yarım kilo süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı kakao, 1 vanilya, 1 kutu krema, damla çikolata ve 1 yumurta sarısı var. Bundan sonra ne yapacağız sevgili izleyiciler? Hemen ismini söylemek istiyorum. Fırın makarnadan peynirli börek. Evet. Yani kalori üzerine kalori ama evet, ruhumuz doysun değil mi? Yani bugün şey... Sevgililer gününde yalnız olanlara kendilerini iyi hissettirecek. Hani bu yemek yemekte mutluluk hormonunu birazcık coşturuyor derler. Aynen. Ya. İşte bugün rejim düşünmeyin. Bugün kendinizi mutlu edecek şeyler yapın diyorum. Ve milföy hamurlarımdan şöyle bir kare yağlı kağıdın üzerine biraz un koyup yapışmasın anlamında. O öyle yağlı kağıtla birlikte mi girecek oraya Meltem? Evet hayatım. Çünkü bu fırına da girebilen bir yağlı nasıl kağıt. Nasıl yardımcı olabilirim? Muzlarını falan soyayım mı? Muzlarımı soyabilirsin. Evet. Bunu birazcık da büyüteyim istiyorum. Çok azıcık. Muzları soyup ne yapacağız? Muzları içine koyacağız. Bak aslında tabii şey birazcık yine seni düşünerek dedim ki şimdi bu kadar da yapmayayım. Ebru diyecek ki ay Meltem abla ne yaptın? Aslında biraz da karamel sos da konuyor içine de. Hadi neyse ondan birazcık vazgeçtim. Karamel sos da çok severim. Evet. Pek severim. Muzların üstünde karamel. Şöyle şöyle mi kesiyorum aşağı? Aa, kesmiyorsun hayatım. Böyle. Ay yok korkma. Ay tamam. Kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana. Dur. Kesmiyormuş. Dur. Bak. Arasından akacak muzlar. Böyle 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 yaptım. Hmm. Şimdi bak. Bunu buraya aldım. Allah. İşte buraya karamel sos döküyorsun da dökmedim hadi. Yasin'in gözler açıldı. Yasin birazdan maça tercih etmek üzere bunu. Buyurun evet aşkım. Yasin. Ben tatlı istiyorum diyebilirsin yani birazdan. Hayır hala. Ama çıkınca sen bu tatlının tadına bakınca soracağım ben sana asıl fikrini. Aynı fikirdeyim. Bugün rejimi mecimi bir tarafa bırakıyoruz. Evet. Allah. Dört taraftan. Bunu da böyle rula yaptık. Ha dört muz oradan geliyor. Ay evet. Bundan aslında muzlarla ve milföy hamurlarıyla bir çanak oluşturacağız. Güzel bir çanak. Şöyle. Ve o çanağın içine çikolata koyacağız. Allah. Ve Yasin sen maça gideceksin bunu yemeye. Kusura bakmayın maça gidenlere veremiyoruz. Çok üzgünüz. Bu hanımlara özel bir tatlı ve tatlıyı şıkkını seçen beylere. Evet. Duygusal beylere. Aha, aynen. Ya da sevgilinizle beraber oturun. Ah ne mutlu beraberiz deyin, birlikte yiyin. Ay evet, evet. Değil İlle mi? De yalnızlar pastası olmasa, tatlısı olması gerekmiyor. Allah yalnız. Bak şimdi. Harika bir şey olacak Meltem abla. Şimdi hemen şöyle tezgahımı birazcık topluyorum. Tamam. Senden şey o alttaki siyah tepsiyi rica edebilir miyim? Memnunum. Şimdi bunu aldım. Bunun içine koydum. Böyle beraber mi girdiler? Evet evet böyle beraber girsinler. Şimdi senden o pişirmiş olduğumuz muhallebiyi rica edeceğim. Zevkle. Bunun içine böyle bir onu şunu alayım sen akıt. Allah gerçekten mi? Evet. Tamamını içine döküyor evet, tamamını içine döküyorsun. Allah. Hiç kenarlara gelmiyorum değil mi? Yok kenarlarına birazcık yumurta sürelim istedim. Ha, şöyle bir. Yani çikolata havuzu yapıyoruz evet, adeta. Evet çikolata havuzu gerçekten öyle. Ay 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 bandıra bandıra bunu böyle. Üf,
Ay şimdi bunun muzları çıtır kenarlarını falan bilmiyorum. Bilmiyorum, maça gidecek olan beyler ne yapacaklar? Şundan bir sıyırayım mı içini ben? Lütfen acaba aşkım, kalmasın. Bak. Mükemmel oldu. Of 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 of. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bununla da kalmıyor. Parça çikolatalar varsa evde ya da damla çikolatanız varsa ya da böyle minik minik yine. Ben de bu anı bekliyorum. Baştan. Tenceredi be, kıyamam sana. Şöyle bak, bunları da koydum içine. Nasıl gözüküyor? Şimdi bir şey daha yapacağım. Dur artık Meltem abla, biri sana dur demeli. Daha beni ne bana yapabilirsin? Yok, bu şey sadece biraz parlak gözüksün diye şu yanlarına yumurta akı sürdüm. Yalnız yumurtanın şey muzların arasına karamel de güzel olurmuş. Yani o kadarını dedim ki Allah'ım, o var içinde, bu var içinde, bari dedim karameli koymasam mı? Ama isteyenler için karamel de koyabilirsiniz. Ya da birazcık bal, birazcık. Şimdi ben böyle ucundan ucundan tadıyorum ya, benim Seda ile Gökçen. Onlar benim böyle ne yediğime, ne içtiğime çok dikkat ediyorlar, değil mi? Ne yaptığıma, nasıl kıyafetim, nasıl durmuş, göbek mi, sırt mı, kollar nasıl, bacaklar nasıl, ne kadar inceyim, ne kadar değilim. Çünkü hepimiz olduğumuz gibi doğalız ekranda tabii ki. Ama 1-2 kilo aldığımızda hemen ekran kıyafetleri, bazen siz de fark ediyorsunuzdur. Zaten yazıyorlar hemen, efendim kilo mu aldınız falan. Hemen o göbek biraz farklılaşıyor işte vesaire. Kızlar diyorlar ki bak kaçırıyorsun Meltem'i, mutfağında kaçırıyorsun, kaçırma. Ayse gelin de siz kaçırmayın diyorum. Ama bir şey söyleyeceğim, mutluluk hormonu salgılamamız lazım. Lütfen, sabah sabah. Şimdi bak bunu yemesin mi yani şimdi? Kim yemez bunu ya? Bundan bu ne kadar güzel bir yani şey. Yani bunu mutlu mutsuz herkes yemeli yani, lütfen yiyin. Bunu sevgililer de yesin, yalnız olanlar da yesin. Hatta sevgilinize yapın. Ay evet, çok güzel, sevgilinize yapın. Değil şöyle. Mi? Ona şimdi sen kırmızı bir şey de bulursun üstüne. Bulurum üstüne. Ha, bir şimdi. Yani bir yalnızlar pastası. Böyleyse sevgililer pastası. Nasıl olur bilmiyorum. Efendim, fırın makarnadan peynirli börek geliyor. Evet. 6 adet yufkamız var. Yarım paket haşlanmış fırın makarnamız var. Buyurun, karbonhidrat üzerine karbonhidrat. Tereyağı var. Sosumuz var. Sos için 1,5 su bardağı sıvı yağ. Yine 1,5 su bardağı yoğurt. 3 yumurta. İçi içinde beyaz peynir, lor peyniri ve kaşar peyniri. Yani evinizde ne kadar peynir varsa karıştırıyorsunuz. Şimdi yoğurt ve yağı karıştırdı. Evet. Allah, buyurun. Şimdi peki. Yumurtaları kırıyorum içine. Yumurtaları kırıyoruz içine. Şöyle geleyim çocuğum. Maça gidecek olan çocuğum. Yasin, senin sevgilin var mı? Ha, şu an yok. Kıyamaz annesi. Maça gidiyor. Kıyamam ben sana. Ne yapsın çocuğum? Acaba sevgilisi olunca da aynı şeyi mi düşünecek bilmiyorum. Bak, bilmiyorum. Şu anda maça giderim. Ha, bir de mesela sevgililer gününü unutan erkekler. Şimdi kız için çok önemli diyelim. Bir de öyle bir versiyon var. Onlar sevgililer fakat beyefendinin umurunda değil. Kız bekliyor özel bir şey vesaire. Diyor ki ay benim bu akşam halı saha maçım vardı. Üzgünüm, ne olacak, biz zaten seni seviyorum. Sevgililer gününü başka günde kutlasak ne olacak sevgilim, seni çok seviyorum. Şimdi o kızımız da yesin mi bu tatlıyı? Yesin. Kıyamam. Kıyamam. Hadi efendim gidip kalorileri maçta yaksın, biz oturup tatlıyı yiyelim. Ben beylerin yalnız şu şeyine çok kızıyorum. Bence spor yapmak da bir başka alternatif olabilir, benden söylemesi. Aa evet, doğru Meltem söylüyorsun. Abla? Çünkü o da mutluluk hormonunu artıracak. Siz kendinizi kalorilere boğabilirsiniz bir parça ama lütfen üzerine çıkıp yürüyün. Yarım saat. Kendinizi daha iyi hissedersiniz. Değil mi Meltem abla? Kesinlikle. Aynen. Ben böyle spora başlamak için çok güzel bir söz söyledi geçen gün sevgili Gökçen. En yapamayacağım dediğin an spora başlamak için en doğru andır. Çok doğru bir şey değil mi? Hani şimdi yapamıyorum. Ay hiç halim yok, şimdi spor mu yapılır dediğiniz an başlayacaksınız. Artık o an demek ki insanın kendini gerçekten gayretle o spor salonuna ya da şeye, yürüyüş parkuruna ya da parka bahçeye atma zamanı gelmiş demektir. Erteledikçe yapamıyorsunuz. Ya şimdi bir de artık yani uygun, iyi olan egzersiz programları o kadar çok ulaşılabilir noktada ki bizim televizyonlarımızda da çok değerli eğitmenlerin verdiği, benim de yakından takip ettiğim, çok sevdiğim hem yemek tarifi veriyor mesela, Gökçen de yapıyor. Aynı zamanda da 20 dakikalık harika bir egzersiz programı. Değil mi? Güvenli hocayla çalışmak, evin içinde de yapabilirsiniz yani. İşi bilenle yapmak lazım. Evet, işi bilenle yapmak lazım. Yeter ki İstediğin zaman hepsi oluyor. Tamam, bugün ben
biraz fazla kalorili şey yapmış olabilirim ama olsun. Bugün böyle bir gün. Bugün yufkanın içinde makarna şimdi var. Şimdi şey deyince sen spor deyince birden vicdan azabı çektim birazcık ama. Dur yaparlar. Ölçülü yiyeyim, ölçülü yiyeyim. Benim bir de bir şeyim var, bir sırrım var Meltem. O da mesela bir gün ya da iki gün çok kaçırdım. O kilo oturmadan hemen bir sonraki gün onu atmak için mutlaka yürüyüş yapıyorum, bol su içiyorum, 2 bardak yeşil çayımı mutlaka tüketiyorum ve o gün karbonhidrat mümkünse almıyorum. Daha hafif, daha çorba, menemen, yumurta, omlet, öyle şeylerle ekmeksiz geçiriyorum ve erken yemek yemeyi bitiriyorum akşam ki mesela saat gece olarak. Açlığım 6'dan ertesi sabaha kadar uzunca olsun böyle. Demek ki benim bugün bunu yapmam lazım. Aynen. Çünkü ben 2 gündür gerçekten o gelen misafir, bu gelen misafir filan birazcık coştum. Sen bugün şimdi coştum. Hemen kendini al, frene evet. bas. Aslında denge meselesi her şeyi biliyorsun sevgili Meltem. Evet, denge deyince hepsi oluyor. Şimdi yoğurt, yumurta ve zeytinyağına güzel bir sos hazırladım. Bütün ara katlara onu şöyle döktüm. Hafifçe yayıyorum. Ve burada makarnam var, haşlanmış makarnam. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ay bu çok güzel yani oluyor. Yani yufka içinde makarna hiç gördünüz mü? Ekmek ben arası ekmek gördünüz gibi mi? Bir şey bu. Ekmek arası ekmek, Allah. Evet. Şöyle aldım. Mükemmel bunu bir tane bir şey. Daha yapacağım şimdi. İkinci bir börek daha İkinci. Yapacağım çocuklara. Bir tane içine yarım paket evet, giriyor. Evet, bu küçüktü şeyim yufkam. Onun aman fırın kabım. Tamam. Onun için ikiye böleceğim. 2 tane yapacağım ama 6 yufka yarım paket makarnayla. 3 çeşit peynir demişsin ama hani evde ne varsa da diyebiliriz tabii, aslında. Tabii tulum peyniri de yakışıyor. Rollerinden tut da kaşar peynirinden. Evde ne varsa tek çeşit peynir de yapabilirsiniz evet. ama bu peynirlerin hepsinin lezzeti farklı olduğu için aroması gerçekten böyle fırında makarnayı biraz maydanoz mi? Nasıl olur içine? Ay çok güzel olur. Ben aslında şey de seviyorum biraz. İncecik doğranmış taze soğan, biraz dereotu, biraz maydanoz. Of. Bütün onların karışımı da nefis çok yapıyor bu böreği. Ama bu hani şimdi fırında makarna böreği gibi bir ismi var ya, nedir adı? Evet. Fırında fırın makarnadan peynirli börek. Evet. Yani tam aslında. Senden yani geçen gün yaptığın lahana pastası gibi. Gibi bir şey. Evet. Ya da değil mi? Yani bu hem akşam için belki ağır olabilir ama öğlen için güzel bir öğün tek başına bir bardak ayranla tüketebileceğiniz. Bir de sevgili hanımlar günlerinde bunu börek niyetine ikram Meltem ediyorlar. Abla, şimdi onu söyleyecektim. Günlerde bizim tarifler. Evet. Bugün ne yaptık diye bayağı büyük bir kurtarıcı oldum. Çünkü hem pratik. Ay süper. Hem çabuk yapılıyor. Süper değil Meltem mi? Meltem tarifleri hanımların günlerinde favori masanın baş köşesinde. Çünkü görseli de çok güzel oluyor yaptığın her şey. Evet, görselinin güzel olması, bir de kolay yapılıyor olması. Bir de çok önemsediğim bir şey var. Ucuz, ekonomik. Yani tabii. Çok pahalı malzemelerden yapılmayan aynen. şeyleri tercih ediyorum. Daha yapılabilir oluyor. Daha kolay erişilebilir oluyor. Bak şimdi oluyor. Yani 2 yufka, yarım paket makarna, yoğurt, yumurta. O kadar. Evde bu olan kadar. Peynirler. Evde olan peynir. Hepsi bu. Çok güzel. Şimdi bunu biber de girer bak bunun Meltem. Ay, düşündükçe ben. Değil mi? Sevdiğiniz aslında ne varsa evet. içine koyabilirsiniz. Ben hep diyorum buzdolabını açın ve hayal gücünüzü ne yemek istediğinizi düşünün. Bu öreğin içinde ben ne yemek isterim? Mesela belki kıymayı severseniz birazcık kıyma koyarsınız. Birazcık ne bileyim haşlanmış tavuğunuz vardır. Hmm. Haşlanmış tavuğu didikleyip koyarsınız. Hepsi olur. Bu peki nasıl pişecek? Biraz uzun mu bunun pişme süresi sanki? Bu yaklaşık bir 50 dakika falan evet. sürüyor bunun pişmesi. Çünkü kat. Evet. Biraz ufak kalıncana. Ufak dilekler açacağız mı hafif üstüne? Birazcık keseceğim bunu. Ve sonrasında aslında şöyle bu böreği biraz dinlendirirseniz bütün o sosu da emmiş oluyor. Çok daha güzel pişiyor. Şimdi bu son kalanını da üstüne gezdirdim. Yeterli değil mi sosu Meltem abla? Yeterli. Birazcık üzerine mesela bunun üstüne bir tane maden suyu dökebilirler. Daha çıtır çıtır güzel bir börek olsun istiyorlar. Bekleteceklerse bir bardak kadar, bir çay bardağı kadar su ilave edebilirler üstüne. Evet. O bütün hamur suyu çeker. Hepsini yapabilirler. Bu artık yani piştikten hazır. Sonra çıktıktan sonra mı bir bardak? Hayır. Şimdi mesela bunu dinlendireceksin ya 2 saat. Evet. Bir bardak su gezdirip bekletin. O zaman böyle daha dediğim gibi daha su böreği gibi oluyor. Lezzetini kaybetmez Hayır, mi? Hayır, hiçbir şekilde kaybetmez. Bu çok hiçbir önemli şekilde bir şey. Kaybetmez. Bunu sevdim ben. Çünkü o yumuşaklık önemli bir şey. Tabii.
Maden sodası ne yapar? Maden sodası da daha kıtır kıtır olmasını sağlıyor. Daha kabarık olmasını sağlıyor. Evet. Pufur pufur bir börek alıyor. Yumuşak istiyorsanız bir bardak su. Evet. Pişmeden önce biraz dinlendirdikten sonra. Kesinlikle. Eğer çıtır çıtır olsun istiyorsanız da bir maden suyu sodası. Üstüne ilave ettiniz. İşte böreğiniz. Bir bardak. Evet. Şimdi onu biraz da böyle kesiyorum dilim dilim ki içi de güzelce pişsin ve üstüne koyduğun su ya da maden suyunu güzelce emebilsin. Şimdi bunu da yalnızlar tatlısının yanında bunu da üzerine susam çörek otu sevdiğiniz güzel ne varsa ilave edebilirsiniz. İşte şahane bir doyurucu börek. Hem doyurucu hem damağa hem mideye hem ruha iyi gelecek bu. Vallahi görmesin bizi. Yalnızlar böreği bu da. Şöyle. Aa, sevgililer gününde yapın işte eşinize değil evet mi? Evet. Çok güzel oldu. Evet. Biraz da susam koyalım mı? Koyalım vallahi. Evet. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Mükemmel. Uygun malzemeyle, evde bulunan malzemelerle yarım paket makarna ile hazırlayabileceğiniz su böreği kıvamında nefis bir börek. Geleyim mi? Evet. Evet, fırına doğru gidiyorum. Hemen bunu da altına koyayım. Şunu göstereceğim çünkü olmuş neredeyse bak. Evet, birazcık daha pembeleşse muhteşem olacak. Efendim, buyurun size yalnızlar pastası. Bak Meltem abla. Çok güzel. Olmuş mu gibi? Bak. Birazcık daha. Birazcık bu daha. Şimdi bunu bak, bu böyle azıcık oynuyor ya. Heh. Böyle oynamasına bakma. Bunu soğuttuğunda, ılık kıvama getirdiğinde kesilebilir dilimlerle çıkıyor. Oh. Yiyen ve tecrübe eden birinden alıyorsunuz bu tüyoları, yani benden. Tamam, bu geri girsin mi? Hadi onu da geri bunu koyalım. Biraz evet, onu birazcık alta koyalım istersen. Böreği üste koydum. Süper. Evet. Afiyetle olsun, bereketle olsun. Afiyet olsun efendim. Mutlulukla olsun inşallah. Mutluluk olsun ve kendine iyi bak. Harika bir şekilde devam ediyor. Çok teşekkürler. Ellerine ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Birlikte yaptık bebeğim. Ortodontiye hangi yaşlarda başlanması daha iyidir? Lingual ortodonti kimlere yapılır? Diş teli takmadan telsiz ortodonti tedavisi mümkün müdür? Ortodonti uzmanı, öğretim üyesi Doktor Abdurrahman Küçük Önder anlatıyor. Dijital ortamda biz bu dişleri istediğimiz konumlara getiriyoruz yazılımda ve o her konumda aşama aşama plaklar basılıyor. Şimdi kendine iyi bak da. Doktor öğretim üyesi Abdurrahman Küçük Önder efendim, ortodonti uzmanı, bugünkü konuğum. Kahramanmaraş'tan mı geldiniz? Evet, hoş geldiniz efendim. Hoş, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Diş Hekimliği Fakültesi'nde kurucu bölüm başkanısınız. Evet. Bugün ortodonti nedir? Ortodonti kime denir? Ortodontist kime evet denir ve hangi durumlarda uygulanmaya başlamalı, bunları konuşacağız. Aynen öyle. Evet, nedir efendim ortodonti? Şimdi öncelikle nazik davetiniz için size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Onur ettiniz beni. Ortodonti kelime anlamı olarak düzgün diş demektir. Yani bozuk diş ve çenelerin düzeltilmesidir diyebiliriz kısaca. Ortodontist bozuk ise diş ve çenelerin düzeltilmesidir diyebiliriz kısaca, evet. Ortodontist ise diş hekimliği eğitimini alan, 5 yıllık diş hekimliği eğitimini alan kişi, bunun üzerine 4 yıllık ortodonti alanında uzmanlık eğitimi tamamladıktan sonra ortodontist ünvanını alır. 5 yıl diş, evet, diş hekimliği okuyor, lisans üzerine eğitimi, 4 evet, yıl. Üzerine 4, en az 4 yıl uzmanlık eğitimi alması lazım ortodonti alanında. Bu eğitimini tamamlayan kişiler ortodontist ünvanını alır. Evet, gerçekten evet işiniz çok zor. 9 yıl, yani 21 yaşında başladınız, 30 yaşında evet mezun oldunuz okuldan. Yok, kaç yaşına girdiniz? 18 yaşına girdiniz. 18, 5 diyelim 23. 23, 4 daha koy 27. En az 27. Biraz staj mutaj yaptınız falan, evet, dışarıda değil mi? Falan çalıştığımız zamanlar yani, oluyor. Evet. Tam tecrübeyle iş hayatına girmeniz evet 30 yaş. Evet. Gerçekten. Ben 33 yaşındayım bu arada. Çok güzel. Siz artık bir de bölüm evet başkanı olmuşsunuz evet siz şimdi. Hızlı bir ilerleme. Evet. Aynen çok öyle. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Ne fakülteyi güzel. Fakülteyi kurmak. Aman maşallah. Bir de fakülteyi kurdunuz. Evet, aynen öyle. Tabii zorlukları var ama güzel bir duygu gerçekten. Evet. Kurucu hoca olmak. Çok güzel. Ayrıca halkımız bu konuda bilinçlenmesi lazım. Yani diş hekimiyle ortodontist ayrımını yapabilmeleri lazım. Evet. Bunu hastalarımız tam olarak bilmiyorlar. Diş teli taktırdıkları doktorun, ortodonti uzmanın veya diş hekimi olduktan sorgulasınlar mutlaka. Yani ortodonti uzmanı tedavi olmaları lazım. Nasıl gözümüz ağrıdığında göz doktoruna gidiyorsak, pratisyen doktora gitmeyip göz doktoruna gidiyorsak,
Dişlerde bir eğrilik varsa, çapraşıklık varsa ortodont uzmanına gitmeliyiz. Tedavi olduğumuz doktorun ortodont uzmanı olmadığını mutlaka araştırmalıyız, sorgulamalıyız. Diş hekimleri 1-2 günlük kurslarla bu ortodont tedavi yapmaya çalışıyorlar. Ama bu bence yanlış, yeterli değil. 1-2 evet. günlük kurslar evet, diyorsunuz. Aynen öyle. 1-2 günlük kurslar. Evet, sadece. En az 4 yıllık bir eğitim gerektiriyor. Yani ortodonti diş hekimliğindeki en özel uzmanlık alanı, en çok tecrübe isteyen uzmanlık alanı. Birkaç günlük çalışmalar yapılabilecek bir şey değil. Evet. Çok tecrübe isteyen bir şey. Şimdi çok önemli bir şey evet. bu Abdurrahman Bey. Yaşa göre ortodontik tedavinin başarısı artar mı? Yani daha genç yaşlarda başlanması daha mı iyi? Şimdi şöyle, her yaşta başarı mümkün aslında. Yani ilerleyen yaşlarda başarı düşüktür diyemeyiz. Yeter ki doğru tedavi planı yapılsın. Her yaşta tedavi yapılabilir. Sadece bizim tedavi metotlarımız değişiyor, yöntemlerimiz değişiyor. Çocuk hastalarda karma dişlenme dönemi diyoruz buna. Ağızda süt dişlerinin olduğu dönemde süt dişlerini diş teli takmıyoruz, sabit diş teli. Bunun yerine daha çok takılıp çıkartılabilir plaklar yapıyoruz. Peki. İşte hasta bu büyüme gelişim döneminde oluyor bu yaşlarda. Büyüme gelişimden faydalanıp başlıklar, çenelikler, işte hastanın üst çenesi gerideyse yüz maskeleri, alt çenesi gerideyse alt çenesinin önünde konumlandıracak, alt çeneyi öne stimüle edecek apreyler kullandırıyoruz. Ama yüz maskesi derken bütün yüzü mü kaplayan bir şey o? Yüzü kaplamıyor. Alın ve çeneden destek alıyor. O şekilde evet. Evet, bazen görüyoruz. Aynen. Onları üst çeneyi öne doğru çekiyoruz. Ne kadar süreli kullanılıyor mesela? Ortalama 1 sene civarında kullanılıyor. Evet. Evet. Ama kesin tedavi çözümü. Yani ameliyata gitmeden şöyle ameliyata 18 yaşından sonra hasta ameliyat edilmesi gerekebilir. Bu düzelebilir. Fakat biz büyüme gelişimi şöyle yönlendirebiliyoruz ama eğer alt çene büyümeye devam edecekse bu hastanın genetiğinde programlanmışsa biz bunun için çok bir şey yapamıyoruz. Üst çenesini ileri alsak dahi hasta ameliyat olması gerekebiliyor. Şöyle bir faydası olur bunun. Ameliyatın derecesinin şiddetini azaltmış oluyoruz. Yüz maskesini kullandırarak. Evet. Çok önemli. Yetişkin hastalarda da diş teli, sabit diş teli tedavisi yapıyoruz. Şimdi ben tüm daha çok görür oldum. Abdurrahman Bey beni doğrulayın lütfen. Evet. Benim mi daha çok bilmiyorum ilgim arttı bilmiyorum. Çok sağlıkla iç içeyim artık evet. Ben de 3 yıldan beri programımızla birlikte çok evet. şükür. Dişlere dikkat ettiğimde yetişkin kişilerde de tel takımını oldukça yaygın görmeye evet. başladım. Yani bu bilinç arttı biraz. Önceden çocukken bu imkanı yakalayamayanlar, şu an maddi durumu iyi olanlar bu imkanı yapabiliyorlar. Yani yaşla ortodontik tedavinin bir şeyi yok. Her yaşta tedavi olabilir. Her yaşta alakası olabilir. Yok. Ama evet. şimdi ileri yaşta da mesela 35 yaşında bir hanım evet. dişlerinden mutsuz taktırdı. Aynı sürede çocukluk yaşıyla aynı sürede düzelir mi yoksa birazcık daha mı uzun süre takması lazım telleri? Çok bir fark yok aslında. Öyle mi? Evet. Ay, şimdi güzel. Sadece yaş olarak şu fark var yaşta. İleri yaşlarda yaptığınız tedavilerde dişlerde normalde geriye dönme eğilimi olur. Eski haline dönme eğilimi olur her zaman. Bir miktar relaps olur. Biz bunlar için pekiştirme önlemleri alıyoruz. İlerleyen yaşlardaki hastalarda bu daha fazla oluyor geriye dönme eğilimi. Sadece tabii. böyle bir dezavantaj ne var. Kadar yoksa... Efendim? Yaptıktan ne kadar süre sonra düzeldi yani, diyelim işte. Düzeldi. Harika. Eğer bunun önlemi alınmazsa biz şeffaf plaklar kullandırıyoruz tedaviden sonra hastaya ve içten ince tel yapıyoruz, sabitliyoruz dişler bozulmasın diye. Evet. Bunlar hasta uygun şekilde kullanmadığı zaman şeffaf plaklarını en kısa sürede dişler tekrardan bozulmaya başlayacaktır. Peki Abdurrahman Bey, ortodontik tedavide kısmi tedavi denen bir şey var mıdır? Evet. Evet, kısmi tedavilerde yapıyoruz. Ortodontide son zamanlarda konsept değişikliğine gidildi. Önceden hastanın bir dişi eksik olsa dahi ortodontik tedavi yapılmazmış. Çünkü tedavi tam olarak başarıya ulaşamayacağı için, mükemmel olamayacağı için. Ama bu görüş değişti. Hastanın ağzında çekilmiş diş varsa, implant protez varsa da örneğin sadece alt anterior, alt ön dişlere tel takabiliriz. Dişler devamlı değişim halindedir ağızda. Yani ağızda gözüktüğü gibi stabil değildir. Dinamik bir ortamdır ağız ortamı. En çok da alt ön dişlerde çapraşıklık oluşur yaşla birlikte ve alt dudağın yer çekim etkisiyle sarkmasıyla ilerleyen yaşlarda alttaki o çapraşıklıklar daha fazla gözükmeye başlar. Tabii. Bu önceden rahatsız etmeyen bu durum hastayı rahatsız etmeye başlar. Biz bu durumda sadece ön dişlere takabiliyoruz. Tabii bunu yaparken vakayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Arka dişlerdeki kapanışın iyi olması lazım. Çenelerde bir problem olmaması lazım. Bu yapacağımız kısmi tedavinin hastaya başka bir zarar olmaması lazım. Vakayı iyi değerlendirdiği sürece sadece alt ön dişlere veya üst ön dişlere de takabiliyoruz. Yapılabilir. Sizin kendi dişlerinize yaptırdınız mı? Hayır. Ben yaptırmadım. Çok düzgün dişleriniz evet. var. Yani dişinizde ne var diye sormak istiyorum. Bir diş hekiminin dişlerine bakıyorsunuz evet. ister istemez. Evet, görenler hep soruyorlar. Evet. İşte herhangi bir şey var mı uygulama, ortodontik tedavi gördün mü diye. Herhangi bir uygulama yok, tamamen doğal. Evet. Allah vergisi diyelim. Allah vergisi, iyi bakmışsınız dişlerinize. evet. Çok güzel. Genetik önemli midir dişlerde?
Tabii genetik önemli. Birçok ortodontik bozukluğun birçok sebebi zaten genetiktir. Aa. İşte anneden küçük diş alıp babadan büyük çeneyi aldığı zaman çocuk dişlerde aralıklar, boşluklar oluyor. Tam tersi babadan büyük diş aldığı zaman, anneden küçük çeneyi aldığı zaman çapraşıklıklar oluşuyor. İşte çenelerin geride olması, dar olması, geniş olması, ileride olması, bunların hepsinin sebebi kalıtsal genetik. Hepsi olabiliyor evet. diyorsunuz. Tabii çevresel faktörler de var. Hı hı. Peki çevresel faktörler tabii ki evet. travmalar, kazalar, düşmeler. Şöyle parmak emme, ağız solunumu, tırnak yeme, diş gıcırdatma, dili yanlış konumlandırma, diş yanlış gıcırdatma. Evet. Ne yapar? Diş sıkma. Hepsi dişsel olarak ve iskeletsel olarak tabii evet bozukluklar neden olur. Evet, özellikle parmak emme, bazı hastalar parmak emmiyor. 18 yaşında geçen bir hastayla karşılaşmıştım. Halen parmak emdiğini söylüyordu. Evet. O damak ve evet, şey tabii. de bir bambaşka oluyor. Üst dişler fırlaklaşıyor, alt çene gelişimi duruyor, alt dişler çapraşıklaşıyor. Çok önemli. Evet. Peki bir şey soracağım. Genç yaşta, çocuk yaşta yapılan ortodontik tedavi ile ileri yaşta yapılan tedaviler arasında yani ağrı farkı var mı? Sanki büyüklerin biraz daha o dişler yerinden oynarken daha ağrılı mı olur sanki tedavisi? Yani şöyle çocukların tedaviye uyumu daha kolay oluyor. Daha çabuk şey oluyor. Yetişkinlerde biraz estetik kaygılardan dolayı adapte olması biraz daha zor oluyor. Ama biz bunlar için de tabii teknoloji gelişiyor. Daha estetik uygulamalar yapıyoruz. İster istemez. Evet. Bütün bunlar olacak. Yetişkinler üzerinde tabii daha estetik uygulamalar yapıyoruz. Peki ortodontik tedavide diş çekimi yapılmalı mıdır? Ortodontik tedavide bazı durumlara diş çekmemiz gerekebiliyor. Biz ilk etapta çekimsiz başlıyoruz. Eğer hani çekmemeye çalışıyoruz dişi. Çünkü sağlam bir diş, çürük yok. Biz bunu özellikle anne babaları ikna etmede en çok zorlandığımız konulardan birisi. Endişeli yaklaşıyorlar bu duruma biraz. Fakat bazen çekmemiz gerekiyor. Çünkü diğer dişlere zarar vermemek adına. Ve üst üste falan evet, gibi gelebilir. Onları tam olarak düzeltebilmemiz için bazen diş çekmeden düzeltsek bile ön dişler çok fırlak olabiliyor. Hı-hı. Ak şişebiliyor. Bu da çok estetik olmuyor. Ve çekimsiz yaptığımız tedavilerde relaps daha fazla oluyor. Ondan dolayı evet. Geri dönüş daha çabuk olabiliyor. Çekimde bazen diyorsunuz. Yapmamız gerekebiliyor diş çekimi. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi farklı ortodontik tedavide tel mi diyorsunuz o takılan malzemeye. Evet, diş teli diyoruz. Diş evet. Dişlerin ön yüzeyinde. Görüyorum. Efendim? Hani renklerini görüyorum. Evet. İşte şeffaf olanlar var, evet. metal görünümünde olanlar var. Aynen. Son dönemde böyle birazcık daha renkli modaya uygun. Evet, renkli lastikler takılıyor. Çocuklar çocuk hastalarda özellikle hoşuna peki. gitsin diye. Hı-hı. Bir de içten takılan teller var. Hiç gözükmüyor mu evet, onlar? Evet, içten takılan hiç gözükmüyor. Bu hasta ile hekim arasında bir sır olarak kalıyor. Çok tedavinin güzel. Süresi uzasa dahi hastamız bundan olumsuz etkilenmiyor. Çünkü hmm. gözükmediği için. Ama bunun dezavantajı iç yüzeyde olduğu için dil kısmına bakan yüzeyde bunların temizlenmesi, o braketlerin arasındaki düğmeciklerin arasındaki mesafeler daha dar. Temizliği daha zor. Çocuk hastalarda çok önermiyoruz bunu. Sadece spor yapan çocuklarda, darbe alma olasılığı yüksek olan çocuklarda bunu öneriyoruz. Genelde yetişkinlerde öneriyoruz. Hmm. Yani estetik kaygısı olan hastalara lingual ortodont diyoruz biz buna. Evet. İçten tel takabiliriz. İçten tel takılabilir. Aha, evet. Peki zor mudur ağzın uyum sağlaması? Evet. Şöyle söyleyeyim. İlk etapta hastalar... Valla soruyu söylemeden havada evet. kapıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ben size. Hiç dolgu yaptırdınız mı Ebru Hanım? Tabii. İlk başta diliniz oraya gidiyordu değil mi? Dolgu yaptırdığınız yere rahatsız ediyordu. Birkaç Tabii. gün sonra... Şöyle hemen oynarsınız evet, birkaç biraz. Gün sonra ama unuttunuz onu, alıştınız değil mi oraya? Evet, vücut bütünleşiyor onunla. Aynen o şekilde dil çok adaptif bir organ. Birkaç gün rahatsız ettiyse de daha sonradan hastalarımız buna alışıyor. Dil adaptif bir organ. Aynen çok öyle, güzel. Evet. Pekala, diş teli takmadan telsiz ortodonti tedavisi mümkün mü? Evet, mümkün. Dijital teknolojinin çok gelişmesiyle artık bunlar ön plana çıktı. Şeffaf plaklarla tedavi diyoruz biz buna. Özellikle yurt dışındaki firmalar bunun reklamı çok iyi yaptığı için hastalarımız daha çok bu şeffaf plaklarla bilgi sahibi oluyorlar. Çok güzel. Evet, nasıl yapılıyor derseniz ilk başta hastanın ölçüsünü alıyoruz. Dijital ortama aktarıyoruz bu ölçüyü ağız tarayıcısıyla. Dijital ortamda biz bu dişleri istediğimiz konumlara getiriyoruz yazılımda. Ve o her konumda aşama aşama plaklar basılıyor o modellerin üzerine. Hmm. Ve her dişte, her plakta 0.25 milimetrelik bir hareket planlıyoruz. Vakanın zorluğuna göre plak sayısı oluyor. Hasta 2 haftada bir bu plaklarını değiştiriyor. En az 20-22 saat kullanması lazım hastanın plakını. Evet, bunun avantajı ise takılıp çıkartabilen olması çok avantajlı. Gün içinde 22 saat. Evet, 20-22 saat takması lazım. Yemek yerken çıkartıyor, yemeği yedikten sonra tekrar takıyor. Ya da önemli bir toplantısı varsa, evet, toplantıya varsa evet, planı çıkartıyor. Mesela kimse... ben düşünseniz de tel takıyormuş, evet. yayına gelirken çıkarıyorum. Aynen, kimse ortodontik tedavi gördüğünüzü anlamıyor. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Bu bir avantajken eğer hastadan bunu takmazsa sonuçta hastaya bağlı bir şey. Tabii. Hasta kooperasyonuna bağlı bir şey. Sonuç alamayız. Sonuç alamayız. Dezavantaja dönüşür. Hmm, evet. Yani bizim tam kontrolümüzde değil bu. Bir de bu şeffaf plaklarda hafif ve orta derecedeki
vakalarda kullanabiliyoruz. Çok komplike, şiddetli vakalarda kullanamıyoruz. Çünkü biz klasik diş telinde o braketleri, düğmecikleri diş yüzeyine yapıştırıyoruz. Hı. Ve uzayın üç yönünde hareket verebiliyoruz, dişi yürütebiliyoruz. Tabii. Ama şeffaf plaklarla bunu tam olarak gerçekleştiremiyoruz. Çünkü dişleri yapıştırmıyoruz, diş üzerinden bu kayabiliyor. Evet. Orta şiddetli vakalarda uygun olabilir. Evet, son soru, temizliği zor mu? Evet, temizliği zor. Özellikle de içten takılanlar için zor. Temizliği evet. Zor. Özellikle içten. Özel bir bakım gerektiriyor. İşte hastalarımız her öğünden sonra dişlerini fırçalamaları lazım. Bunun üzerine ince tellerin arasına giren aryoz fırçalar var. Onlardan kullanmaları lazım. Evet. Bu önemli. Aynen öyle. Diş bakımı 6 ay ile 2 yıl arasında değişen bir tedavi süreci mi vardır ortodontik evet, tedavi? Evet, en erken 6 ay sürüyor. Ortalama 1,5 sene sürer ortodontik tedavi. Bakanın zorluğuna göre 2 yıl 3 yıl da bulabilir. Tabii büyüme gelişim dönemindeki hastalarda takip gereklidir. Bunlar da süre biraz daha uzayabilir. Evet efendim, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, rica ederim. İç kısma takılan teller, lingual ortodonti dediğiniz, evet. Kişiye göre değişebilir dediğiniz seçim olarak hangi tür vakalarda kullanabiliyorsunuz bunu? Lingual ortodonti mi? Evet, lingual ortodontiyi çocuklarda çok önermiyoruz. Çünkü temizliği zor olduğu için çocuklar bu temizliği bakımı yapamayacaklar. Evet. Yetişkin hastalara da öneriyoruz. Evet efendim, vallahi ben ortodontik tedavi üzerine bu kadar konuşabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Evet. Ama işin uzmanı burada olunca hal böyle oldu. Evet. Efendim, kendisi doktor, öğretim üyesi aynı zamanda. Abdurrahman Küçük Önder ve Diş Hekimliği Fakültesinde kurucu bölüm başkanı. Çok evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok ederim. Değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun efendim. Çok mersi. Ve kendine iyi bak, devam ediyor. Diyabetten ameliyatla kurtulmak mümkün mü? Hangi diyabet hastaları cerrahi yöntemden fayda görür? İllean interpozisyon ameliyatının diğer ameliyatlardan farkı nedir? Diyabet cerrahisi yeni bir tedavi yöntemi mi? Obezite, diyabet ve metabolizma cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Hidayet Çatal anlatıyor. Cerrahi metabolik sendrom dediğimiz hastalık için geliştirilmiş bir yöntem. Şimdi kendine iyi bak da. Şimdiki konuğum obezite, diyabet ve metabolizma cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Hidayet Çatal. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Efendim. Sağ olun Çizer. Çok mersi. Biz de iyiyiz. Halk arasında şeker hastalığı olarak biliniyor. Evet. Diyabet. Genel olarak değil mi? Ama diyabet son yıllarda tüm dünyada arttı. Evet. Nedir efendim bunun çözümü? Ameliyatla mı kurtulmak mümkün şimdi, diyabetten? Şimdi diyabet yıllardır mevcut olan ve son yıllarda sayısı gittikçe artan obeziteyle beraber özellikle tip 2 diyabet dediğimiz sonradan olma şeker hastalığının ortaya görülüş sıklığı da artmaya başladı. Bizim de metabolik cerrahiyle tedavi etmeyi düşündüğümüz grup tip 2 diyabet. Diyabet ikiye ayrılıyor. Tip 1 doğuştan olan, pankreasın çalışmadığı ve insülin üretmediği bir grup. Biz bu gruba müdahale etmiyoruz. Tip 2 diyabet dediğimiz sonradan olma. Yani pankreasın çalıştığı, insülin ürettiği ama vücudun buna yanıt veremediği gruba müdahale ediyoruz. Pankreas görevini yerine getiriyor. Evet, vücutta insülin var. İnsülin var ama vücut bunu kullanamıyor. Yani önce insülin direnciyle başlıyor. Kanda insülin değerine bakıyorsunuz yüksek ama şeker de yüksek. Şeker de yüksek. İnsülini kullanamıyor. Hı-hı. Yaptığımız ameliyatla sindirim sistemindeki hormonların etkisini değiştirerek insülini kullanabilir hale getiriyoruz. Bu yeni bir tedavi yöntemi mi? Yani dünyada 20 ile yakın zamandır var. Bizde de yaklaşık 10 yıldır aşağı yukarı yapılıyor. Yani aslında etkinliği kanıtlanmış, geri dönüşleri oldukça fazlaca tabii, yani yapılan uluslararası bir ameliyat. Diyabet cemiyetleri toplantısında da vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanlarda alternatif erkek, bir... Erkek kadın fark etmiyor. 30'un üzerinde olanlarda. Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanlarda alternatif bir tedavi yöntemi olarak kabul edildi. Evet, çok güzel. Peki ameliyat oluyor hastalar. Nasıl bir ameliyat ve öncesi sonrasında yaşadıkları farklılıklar neler oluyor? Ameliyat kapalı yöntemle yapılıyor. Kesilerek yapılan bir ameliyat değil. Laparoskopik yöntem dediğimiz ameliyatta. Ne yapıyorsunuz ameliyatta? Tam olarak? Ameliyatta sindirim sistemindeki hormonlar aktif hale getiriyor. Nedir bunlar? İşte midenin üst tarafında fundus dediğimiz şekeri yükselten grelin hormonu devre dışı kalıyor. Duodenum dediğimiz 12 parmak bağırsağından salgılanan glukagon hormonu devre dışı kalıyor. Bunun yanında ince bağırsağın kalın bağırsağa yakın son kısmından salgılanan inkretin hormonunu aktif hale getiren bir işlem yapılıyor. Yani bu bölüm midenin çıkış kısmına getirip birleştiriliyor ki sindirilmemiş gıdalar buradan geçerken bu hormonun salgısını artırıyor. Bu da kandaki şekeri düşürüyor. İnsülinin etkinliğini artırıyor. Bu kadar. Evet. Ne kadar sürüyor ameliyat? Ameliyat 3 saat 5 saat arasında değişiyor. Değişebiliyor. Kimlere uygulanabiliyor diyeceğim. Tabii onu çok önemli bir konu. Şimdi şeker hastalığı birçok vücuttaki mekanizmayı bozduğu için özellikle böbrek yetmezliği gelişmeden önceki aşamada yapmak gerekiyor. Bunun yanında ilave hormonal bozukluk olup olmadığının ameliyat öncesi testlerle ortaya konması gerekiyor. Bir hipotiroidisi varsa ya da böbrek üstü bezinden kortizon salgılayan bir hastalığı varsa onları önce tedavi etmek gerekir. Eğer kişi buna uygunsa
Her tip 2 diyabet de ameliyata uygun değil. Yeterli uzun zamandır şekeri varsa ve pankreas artık iflas etmişse, beta hücreler çalışmıyorsa o kişiye de yapamıyoruz. O yüzden ameliyat öncesi testleri yapıp uygun olanları seçip yapmak gerekiyor. Yani şeker hastalığı olanlar, diyabetle rahatsızlık duyanlar bir şekilde ilaçlarla önlemini almaktan bir şekilde kurtulmak istedikleri için mi bu ameliyata başvuruyorlar? Kişiler ilk önce zaten bizim de aldığımız zaman hani senin şeker hastalığın var hadi gel seni ameliyat edelim. Öyle bir yöntem değil. Hangi noktada? Önce bir endokrin doktoruna ve dahiliye doktorunun bakışı gerekiyor. Onun tedavisi gerekiyor. İlaç tedavisi, diyet ve egzersize rağmen hala şeker yüksekliği devam ediyorsa ki tip 2 diyabet genellikle ilaçla başlıyor. Evet. Sonra insüline geçiyor. Bazen insülin yetmiyor. Günde 4 kez çıkıyor. O da yetmiyor. Pompaya, insülin pompası geçiliyor. Bir hastamız vücutta mesela bütün organları da çok etkileyen bir hastalık. Kesinlikle damar iç yapısını bozduğu için bütün organlara giden damar yapısı bozuluyor. Tabii. Gözler, böbrekler, kalp, ayak parmakları, özellikle şeker hastalarının son dönemlerinde o küçük kapiller damarların bozulmasıyla ayak parmak kesilmeleri. Peki efendim, ilealin terpozisyon. İlealin terpozisyon da vücut kitle indeksi 30'un altında olanlarda uygulanan özel bir teknik. Bu başka bir ameliyat daha, tarzı. Yok, bu da ameliyat. Şimdi metabolik cerrahin içinde birçok ameliyat çeşidi var. Kişinin kilosuna, vücut kitle indeksine göre İlealin bu yöntemler de yaşıyor. İlealin terpozisyon da vücut kitle indeksi düşük olanlarda uyguladığımız bir yöntem. Peki. Çünkü bu kişilerin çok fazla kilo verdirmemek de gerekiyor. Tamam. Ona uyguladığımız bir yöntem teknik olarak biraz daha karmaşık ama gene laparoskopik yöntemle yapılıyor. Tamam. Yine de vücut kütle endeksi 30'un üzerinde olmadan bu ameliyat yapılarak bu kişiler diyabetten kurtulabiliyorlar. Evet. Bu tedavi yöntemleri sadece tip 2 diyabet için sadece geçerlidir. Sadece tip 2 diyabet için geçerli. Evet. Yani dediğimiz gibi tekrar üstüne basarak vurgulayalım. Pankreasın çalışıyor olması, insülin üretiyor olması lazım. Vücutta insülin olması gerekiyor. Pankreas hücrelerinin aktif olması gerekiyor. Bu yoksa zaten tip 1 diyabettir kişi ve buna da bizim ameliyatın faydası yok. Çok önemli. Peki güvenli bir ameliyat mıdır? Herhangi bir riski var mıdır diye bir soru var. Çıkan yeni teknolojik malzemelerle çok emniyetli ve fazla komplikasyona neden olmadan ortaya yapılabilen bir ameliyat. Ameliyattan sonra %70'e yakın oranda safra kesinde taş gelişebiliyor. D vitamini eksikliği, demir ve kalsiyum eksikliği olabiliyor. Bunlar dışarıdan ilaçla takviye olarak vermek gerekebiliyor. Gerekiyor. Peki aynı zamanda diyabeti tedavi ederken başka hastalıkları da bir şekilde tedavi ediyor mu? Zaten metabolik cerrahi metabolik sendrom dediğimiz hastalık için geliştirilmiş bir yöntem. Yani bu sadece metabolik sendromdaki diyabet popüler olduğu için ve çok fazla görüldüğü için ön plana çıkıyor. Aslında hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, obezitesi varsa obezitesi tedavi edilmiş oluyor. Yani metabolik sendrom da zaten obezite, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve diyabeti beraberinde barındıran bir sendrom. Peki metabolik daha sonra pankreasın üretmiş olduğu şekeri vücut kullanmaya mı başlıyor? Evet. Evet, bu kadar basit aslında. İnsülini vücut kullanıyor. İnsülini vücut kullanmaya başlıyor ve doğal sürece vücut dönmüş oluyor. Oluyor, aynen. Bu çok önemli bir şey. Peki ameliyat kaç saat 3 ila 5 saat arasında sürüyor dediniz ve hasta birkaç gün içerisinde taburcu oluyor. Genellikle 3 gün yatıp 4. gün taburcu ediyoruz ve hastanede bir şeyler yedikten sonra ağızdan bir şeyler aldıktan sonra taburcu oluyor. Ve ilk bir hafta 10 günlük bir süreçte sıvı diyet uygulanıyor. Diyet uzmanımızın önerdiği bir diyeti uyguluyor. Ondan sonraki süreçte bir ayı tamamen doldurunca normal gıdalara geçiyor. Yani peki ameliyat sonrasında her şey yolunda gittiği takdirde ilaç kullanımı, insülin kullanımı sonu eriyor mu yoksa evet, yine? Evet eriyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse daha önceki şeyde de söylemiştim. Geçen Kurban Bayramı'nda işte aile ziyaretlerine gidip şeker yiyip et yiyip sonra eşine ya ben çok korktum bir şekerim yükseldi mi acaba diye bakıyor. 120. Hakikaten yükselmiyor. Eğer düştüyse sonrasında ortaya çıkmıyor. Ama yine de beslenmeye her şekilde dikkat etmek gerekiyor tahmin ediyorum. Eskisi kadar yoğun değil. Yani illa işte şunu yemeyeceğim, şeker yemeyeceğim yani bize tavsiyeyle gelen hastalar işte Hüseyin abi künefe yiyor. Yiyecek zaten onun için yapılan bir ameliyat. Öyle. Evet ama kilo alımı yani obezse eğer o kişi. Obezse normal kiloya ulaşıyor. Bunun yaptığımız ameliyatlarda obezite de aynı zamanda kişinin vücudunun obeziteden kurtarmak için de yapıyoruz. Yaptığımız teknikler ona göre değişiyor. Farklı değil mi? Şimdi biraz daha o zaman açabilirsek obezite ameliyatlarında neler yapılıyor? Şimdi obezite ameliyatlarında tüp mide yani midenin
dörtte üçünün alındığı slim gastrektomi dediğimiz tüp mide, gastrik bypass, mini gastrik bypass uygulanabiliyor. Obez olan kişilerde vücuttaki yağ oranı fazla olduğunda ve buradaki yağda insülin depolandığı için kişi kilo verdiğinde otomatik olarak obeziteye bağlı gelişen tip 2 diyabet de sonradan düzeliyor. O yüzden metabolik cerrahide yine gastrik bypass, mini gastrik bypass, SADIS dediğimiz ameliyat yöntemleri de uygulanabiliyor. Bunun yanında transit bipartisyon, yani duodenumu kesmeden mideyi küçültüp ince bağırsakla mide arasında yol yapma gibi çeşitli teknik ayrıntıları olan ameliyat çeşitleri var. Ameliyat çeşitleri var. Bunda gene mide küçülüyor mu dediniz? Bir kısmında küçülüyor. Ama hepsi tüp mide şeklinde, o midedeki küçülme şeklinde değil. Yani dediğim gibi vücut kitle indeksi eğer 35-40'ların üzerinde ve evet, şeker hastalığı varsa kişi de tabii mideyi de ona göre küçültmek gerekiyor. Aynı zamanda kilosunu da verdirmek gerekiyor. Evet. Peki şimdi mide küçültme ameliyatı deyince tabii 4'te 3'ünden bahsediyorsunuz. Evet. Gidiyor mide. Tüp mide de evet. Slim gastrektomide obezitede en çok yapılan popüler ameliyat tabii. Şimdi hemen akla tabii bir soru geliyor. Şimdi o mideyle bir kişi, zaten mide dediğimiz avucumuzun içi kadar diye tarif edilir. Bilmiyorum ne kadar doğru ama. Yok, çok esnemeye ve müsait bir organ. Bunun yanında mesela çok ciddi diyet yaptığımızda da küçülen bir organ. Hem küçülüp hem esneyebilen kabiliyeti olan bir organ. Peki sonra ne kadar yemek yiyebiliyor bu kişiler? Yani İlk başta ameliyatta zaten hatta obezite ameliyatı için tabii konuşuyoruz bunları. Obez olan kişilerde, vücut kitle indeksi 40'lara yakın kişilerde yaptığımız tüp midelerde gerçekten çok ufak bir mide kalıyor. Ve bu kişiler zaten beslenme üzerine hayatlarını kurdukları için umutsuz oluyorlar. Mutlaka umutsuz oluyorlar. Keşke ameliyat olmayayım diyen oluyor mu? Evet oluyor. Ama sonrasından geri dönüşlerde zaman geçtikçe iyi ki olmuşum mu dönüyor bu ameliyat. Bunu sağlayabilmek lazım. Tüp mide sadece hacim olarak küçültme ve midenin üst kısmında açlık salgılayan hormonun çıkarılmasıyla ilgili. Daha az açlık hissedip midenin hacim olarak küçülmesiyle daha az yiyor ve kilo veriyor. Evet. Ama belli bir dönem sonra bu mideyi genişletme söz konusu olabilir. O yüzden edindiği beslenme alışkanlıklarını devam ettirmesinde fayda var. Tüp mide olanların. Sadece tüp mide olanların. Çok güzel. Son sorum Hidayet Bey. Siz operatör doktorsunuz. Evet. Size gelene kadar bu hastaların ilk başvuracağı kişi kim olmalı? Diyabet ameliyatında. Direkt size mi gelmeliler? Önce mutlaka endokrinoloji doktoru, diyet uzmanı ve dahiliye mutlaka görmeli. Tamam. Bunlara rağmen hala da diyabetleri devam ediyorsa, obeziteleri devam ediyorsa bize gelebilirler. Ondan sonra bir ameliyat planlandığı noktada da siz, yani çünkü kime gideceklerini de bilmeleri önemli hastaların. Bu yönlendirmeyi de iyi yapmış olalım. Operatör doktor Hidayet Çatal, kendisi obezite, diyabet ve metabolizma cerrahisi uzmanı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Ve devam ediyoruz. Nefes terapisi nedir? Neden nefes terapisine ihtiyaç duyarız? Nefes terapisine nasıl başlanır? Nefes terapisti ve yazar Selin Topçuoğlu Kasırga anlatıyor. İki sayıda aldığımız nefesi bir sayıda vereceğiz. Yani alışımız daha uzun ve içimiz daha kısa. Şimdi kendine iyi bak da. Elimde rengiyle beni böyle cezbeden, ismiyle de böyle aslında düşündüren bir kitap var. Selin Topçuoğlu Kasırga yazar ve aynı zamanda kendisi nefes terapisti. Hoş geldiniz efendim. Hoş. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Çok mutluyum burada olduğum için. Biz de çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Her şey diyorsunuz içinizde. Evet. Lütfen önce kendi keşif hikayenizi anlatır mısınız? Nefes terapisiyle nasıl buluştunuz? Ben aslında İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğretmeniyken çok mutluyum. Çocukluk hayalimdi benim İngilizce öğretmenliği. Daha küçük yaştan beri öğretmencilik oynardım kendi kendime. Fakat bu mutluluğum yani sonuna kadar gitmedi maalesef. Aile şirketimizde sana ihtiyacımız var dedi eşim ve beni transfer etti. Öğretmenlikten iş hayatına sert bir giriş yaptınız. Aynen öyle oldu. Peki. Ben de bu durumda biraz bir boşluğa düştüm. Bir mutsuz oldum çünkü çok tatmin oluyordum öğretmenlik yaparken. Aynen. Çocukların güzel enerjileriyle. Bu dönemde tanıştım nefes terapisiyle. Gene böyle bir gün ofiste oturuyorum köz işim yok, bir şeyim yok. Böyle araba motoruna bir şey yazdım ama ne yazdığımı bir daha hiçbir zaman hatırlayamadım. Çok enteresan. Açtığım ekranda nefes terapisi yazıyordu. Diyorum ki bunu herhalde bana Allah yazdı hakikaten. Çünkü o günde kadar ne duymuşluğum var, hiçbir şey yok. Kaç yıl önce? 4 sene kadar oldu. Peki. Okudukça çok etkilendim okuduklarımdan. Ama bir yandan da o kadar modellerden bahsediyor ki işte stresten, depresyona, panik ataktan işte ona iyi geliyor. Fiziksel rahatsızlıklara işte hastalıklardan. Aynen ya, işte reflüden, migrene, kronik ağrılardan, işte hayatınızda bolluk, bereket gelecek, sevgi, başarı gelecek. Böyle bir sürü modellerden bahsediyor.
hem bir yandan hoşuma gitti bu okuduklarım, hem de dedim ki yani bu kadar da olamaz. Hani ben çok iyimser biriyimdir ama bu bana bile çok fazla geldi o dönemde. Bir yandan da biraz Allah'ın içine karışmak gibi geldi. Hani bu kadar böyle mucizeler. Bir yandan da ben çok kendi çapımda inançlı bir insanımdır aslında. Zaman zaman okurum Kur'an-ı Kerim'de falan açıp. Tabii. Gene o günlerde bir okurken karşıma İsra Suresi çıktı 13. ayet. Orada diyor ki biz her konumuzun kaderini kendi çapasına bağlı kıldık. Bunu okuyunca bende bir ampul yandı aslında o anda. Siz bir arayışa girmişsiniz. Evet. İşaretler çıkmaya başlamış. Aynen öyle oldu. Evet, yani hakikaten bu böyle ilahi bir şey oldu yani bende. O yüzden de inanıyorum nefes terapisinde aslında ilahi bir şey olduğuna. Sonra okumaya devam ettikçe bu sefer Tekvir Suresi 29. ayet çıktı karşıma. Orada da diyor ki Allah istemezse siz isteyemezsiniz. Dedim ki ben böyle bir şey benim içime düştüyse, istiyorsam, demek dedim Allah bunu istiyor. Benim de zamanım geldi. Hadi dedim kızım sen bir bak bu işe başla dedim. Peki. O şekilde başladım. Çok güzel. Hikaye buraya kadar çok güzel. Son derece içgüdüsel. Kendi inançlarınızla doğrulayarak artı eksi düşünerek girmişsiniz. Evet. Şimdi tabii sonuçta bir nefes almaktan bahsediyoruz. Başka bir şey yok. Evet, evet, evet. Nefesi alıyoruz ve veriyoruz. Şimdi bir nefes alıp verebilmek, zaten gün içinde bunu kaç defa yapıyoruz? Evet. Farkında bile olmadan. Farkında bile olmadan. Ama biz derin bir nefes aldık sizin yanınızda. Ne yapmıyoruz da nefesi doğru alamıyoruz? Evet. Ve da o nefesi doğru alınca ne değişiyor hayatımızda? Evet. Şimdi birazdan deneyimleyeceğiz efendim. Hep birlikte bunu göreceğiz. Fakat son dönemde çok duyuyorum Selin Hanım. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Herkes bir arayış içerisinde. Herkes biraz bir mutsuzluğundan kurtulmak için işte nefes terapisine başlayanlar, yogaya başlayanlar, değil mi? Kendiyle ilgili evet. Farklı çözümler evet. Bulmak isteyenler. Aslında yani bir özümüzü inanç, arıyoruz. Dua aslında en büyük güç. Hı hı. Ben çok inanırım. Ben ama de. İnsanın kendi bedeniyle, kendi ruhuyla barışması da önemli evet. Değil mi? O çatışmadan çok, da kurtulmak çok. Lazım. Kesinlikle nefes terapisi özümüze dönmekte, bu arayışımıza son vermekte bence birebir çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Deneyimleyen birisi olarak. Nedir peki efendim tam olarak? Fiziksel ve ruhsal birçok rahatsızlığa iyi geliyor az önce saydım. İçimizdeki bu gücü, bu mucizeyi daha bilinçli ve daha doğru kullanmalıyız. Bunu daha nefesimizi daha doğru kullandığımız zaman çok daha sağlıklı, huzurlu, daha hayallerimizdeki gibi bir hayata kavuşmamız mümkün. Ay, tabii Allah'ın izniyle şey söylediniz ki yani sevgililer gününden bir gün önce. Şimdi bugün nefesi doğru alıp veriyoruz. Yarın sevgilimiz geliyor öyle mi? Harika. Yok, yani Allah bilir tabii her şeyi ama. Biz sabah elbette çok evet, doğru. Sabahtan beri Meltem ablacığımla mutsuzluk pastası, sevgilisi olmayanlara, şifa niyetine pastalar. Şimdi sizinle de birazdan bir nefes terapisi evet, yapacağız küçük evet, bir şey. Ben inşallah. De öğreneceğim sizinle hı-hı. beraber. Buyurun inşallah. İsterseniz şöyle bir oturalım tabii. Efendim. Buyurun siz bana anlatın nasıl nefes alıyoruz veya nasıl almalıyız? Şimdi aslında uygulamadan önce bir şeyler daha lütfen. Anlatayım izin verirseniz. Şimdi aslında 2 yaşına kadar her şey normal. 2 yaşına kadar biz güzel güzel nefesimizi alıp veriyoruz. Peki. 2 yaşından sonra yaşadığımız korkularla, baskılarla, üzüntülerle de yavaş yavaş nefesimizi tutmaya başlıyoruz. Diyelim ki bir üzüntülü bir an yaşadık veya bir sıkıntı yaşadık, hemen o an nefesimizi tutuyoruz. Aslında bunu şunun için yapıyoruz. O anlık bu korkuyu ve bu hissi unutmak için. Bunu başarıyoruz da aslında. Çok enteresan. O andaki hissi veya üzüntülü anı unutmak için nefesimizi tutuyoruz. Evet. Bunu tabii aslında bilmeden yapıyoruz ama bu bir işe yarıyor. Cidden o anda unutuyoruz o hissi. Fakat bilmediğimiz şu var ki maalesef biz unutmak için bunu yapıyoruz ama bunu bilinçaltına atıyoruz. Yani o anı, o his neyse o bizim bilinçaltımızda kaybolmamak üzere saklanıyor. Enteresan. Zamanla bu bir kısır döngü haline geliyor. Biz unutuyoruz belki ama bilinçaltımız unutmuyor. Ay bir derin nefes alasım geldi. Ben çok mutlu konuştum acaba. Ay, bir yandan da güzel anlattınız. Saatler şey var ya, ya nefes almayınca uyarıyor sizi nefes alın diye. Şimdi o aklıma geldi bir anda. Peki. Zaman içinde bu bir kısa döngü haline geliyor. Biz unutuyoruz o anıyı belki ama bilinçaltımız unutmuyor. Giderek dolmaya başlıyor. Ve neden kısa döngü haline geliyor? Çünkü biz her üzüntülü an yaşadığımızda, korktuğumuzda veya nefesimizi tutuyoruz. Ve zamanla bazı bölgeler vücudumuzda nefes gitmemeye başlıyor. Nefes gitmeyen bölgelerde de maalesef ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. O yüzden aslında 2 yaşına kadar her şey normalken 2 yaşından sonra biz bu kısa döngüye giriyoruz maalesef. Senin çok güzel, çok akla yatkın ve akıcı anlatıyorsunuz. Sizin hayatınızda ne değişti onu merak ettim. Benim hayatıma inanılmaz şeyler getirdi. Şimdi burada saydım hani 1000 tane falan şey yaşadım aslında ama. Mutlu bir evliliğiniz var. Evet var. Çocuk vardı çocuk. Zaten önceden de. Önceden Allah de vardı. Evet, Allah 2 tane kızım var. Allah bağışlasın. Evet, yani baktığınızda biri öğretmen,
mecburiyetten iş hayatına girmek zorunda kalan bir kadın profili görüyoruz. Hani herhalde çok güzel şu anda. Evet. Bir sıkıntı yok. Çocuklar var, eş var, mutluluk var. Ama bir mutsuzluk var içinizde. Evet, öğretmenle hani bırakınca. Ne istiyorsun derler değil evet, mi? Hani derler. Her şeyin var, ne arıyorsun daha? Evet. Şimdi evet normal şartlarda. Ama tabii onu bir tek siz biliyordunuz. Evet. Şimdi çok şey değişti hayatınızda. Yani şöyle ilk baştan ne değişti diye düşünecek olursam... Ben öğretmenken çok mutlu ve huzurluydum. Yani biz inanın boş derslerimizde öğretmen arkadaşlarımızla birbirimizin dersine girerdik. Bakardık hani bu ne yapıyor, nasıl daha iyi yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye. Yönetimi falan haberi olmazdı bundan. Biz çok bunu güzel. Kendi kendimize yapardık. Çok mutluyum. Sonra ne oldu? İşte ticaret, aile şirketi falan derken orada benim İngilizceme ihtiyaç duyuldu. Yani ben çok anlamıyorum bu işten. Eksik hissettiniz. Eksik hissettim. Yani o yönüm tatmin olmadı. O bir şeyler öğretmek istim. Demek ki beni çok mutlu ediyormuş. Bu yönümü nefesle şimdi Allah'tan yapıyorum. Nefes ne getiriyor dersem hani hepimize ve bana da. En başta müthiş bir şükür duygusu getiriyor hayatımıza. Ben hani eşim çok mutluyum dediğim dönemde de mesela düşünüyorum. Çok mutluymuşum evet ama hani böyle bir şükür duygusunu çok yaşadığımı hatırlamıyorum açıkçası o dönemde. Evet mutluydum ama hani farkında mıymışım o kadar mutlu olduğumu sonradan kaybedince anladım mutlu olduğumu. Çok enteresan. Hadi şimdi hep beraber nefes alıyoruz. Kızlar hazır mısınız? Hanımlar beyler nefes alıyoruz veriyoruz. Bakalım şimdi bize sevgili Selin Hanım anlatıyor. Ne yapıyoruz efendim? Şimdi ben şöyle bir şey isteyeceğim. Bunu yapacak olan kişiler 3 dakikadan fazla yapmasınlar. Peki. Yani evde deneyenlerden bahsediyorum tabii. Şimdi ben çalışmalarımı minik bir duayla başlıyorum. Kişilerden de istiyorum eğer bunu hani yapabilirlerse, istiyorlarsa. Bu minik dua istedikleri gibi bir teşekkür duası olabilir, bir istek duası olabilir. Tamamen kişilere kalmış bir şey. Peki. Gözümüzü kapatıyoruz. Rahat olduğumuz bir ortamda rahatça uzanıyoruz. Çok şu rahat. An uzanmışız kimse gibi farz ediyoruz. Peki. Gözlerimiz kapalı. İki bölümden oluşacak. İlk bölümümüzde 3 sayıda burnumuzdan aldığımız nefesi 3 sayıda tekrar vereceğiz. 3 sayıda alıyoruz. Yine burundan veriyoruz. Evet, hep burundan alıyoruz, hep burundan veriyoruz. Bunu yaparken bir yandan devam edelim. Başımızın üzerinde bir ışık şelalesi hayal ediyoruz. Bu ışık şelalesi yemyeşil ve çok parlak. Bu şifanın ışığı. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz bir yandan. Düşünmeye başlayınca durdum değil mi? Evet. Kendimizi akışa bırakalım. Nefesimizi burnumuzdan alıp burnumuzdan veriyoruz. Ve bu yeşil ilahi şifa ışığıyla dolduğumuzu hissediyoruz. Bu çalışmayı 1-2 dakika yaptıktan sonra ikinci bölüme geçebiliriz. Yine gözlerimiz kapalı. Bu sefer artık burun devrede değil, nefesi ağzımızdan alıp ağzımızdan vereceğiz. Ağzımızı açabildiğimiz kadar açıyoruz. Evet. Şimdi 2 sayıda aldığımız nefesi 1 sayıda vereceğiz. Yani alışımız daha uzun, verişimiz daha kısa. Şöyle. Evet, şimdi devam ediyoruz. Nefesi bırakmayalım. Şelale akıyor mu? Aynen, onu da tekrar şimdi dönüyoruz ışığa. Bu yeşil şifa ışığı bu sefer ağzımdan aldığım her nefeste birlikte... İçimde bir kapalı devre oluşturuyor. Bu yeşil ilahi şifa ışığını hiç kaybetmiyorum. Alıp verdiğim her nefeste birlikte içimde dönüp dolaşıyor ve gerekli şifayı, huzuru bana sağlıyor. Evet. Bu da 1-2 dakika sürdükten sonra, yani evdeki yapacak olan kişiler için tabii söylüyorum. Bunun bitiminde isterlerse kalkabilirler gözlerini açıp. Ya da ben çalışmalarımın bitiminde bir meditasyon kısmı yaptırıyorum. Şimdi izleyicilerden de bunu isterim ve tavsiye şimdi ederim. Nefes almak normal yaptığım şey, inanın sırtım falan böyle ter sağlı. Bir de bu hani çok kısa değil, birkaç gerçekten. Saniye yaptığımız bir şey düşünün. Of. Bunu daha bir süreli yaptığımızda yaptım daha ya çok hissedeceksiniz. Nasıl sana yaptırmadım ya? Gel. Gel nefesi al yanımda gel. Burnundan ağzından gel gel yavrum. Onsuz olmaz. Otur sen de. Önce burnunda bakalım. Evet, burnumuzdan 3 sayıda alıyoruz. Burnundan 3 sayıda alıyorsun. Veriyorsun. Bak şelale akıyor kafanın üstünden. Yeşil. Gülme. Tam havaya girip devam edecektim. Gülme deyince kaçtı. Evet, şelale akıyor bir yandan.
Güzel, hemen arındık. Bakın bu psikolojik ne oldu şimdi, bana da arındı mı şu anda? Seansta gülmeler, ağlamalar, neler neler oluyor yani. Yasin, gördün mü bak? Ben mükemmel. Yalnız bir rahatlama geldi üstüme şu iki dakikada. Bizi izleyen hanımefendiler, beyefendiler yapanlar var mı bilmiyorum şu anda ama. İnşallah vardır. İnşallah. Peki bunun böyle gün içinde yapacak mıyız? Şimdi benim aslında ideal olan şu. Bunu 3 dakika yapacaklar günde, bir seferde ama 2-3 defa yapsınlar. Sen devam et ağzından. Yani bunu en az 2-3 defa yaparlarsa gün içinde ben çok faydalı olacağına inanıyorum. Bitiminde de lütfen hemen kalkıp gitmesinler. Tabii bir işleri falan yoksa. Çünkü dediğim gibi bir meditasyon çalışması oluyor bunu, yani yapıyorum ben normalde. Bunu kişiler kendi kendine de yapabilirler. Bu meditasyon sırasında tamam Yasin, sen arındın. Tamam Yasin. Yani bunu günde 3 defa yeşil şifa ışığı da var zaten. Evet, aynen değil mi? Öyle geldi. herhalde. Yeşil midir peki o ışık? Yeşil hani yüzyıllarda bilinen bir şifa rengidir. Evet. Nefes egzersizini yaparsak, bu bilinçli bilinçsiz bir şeydi çünkü çok kolay. Evet. Herkes yapabilir. Evet. Yavaş yavaş. Yani şöyle ne genelde değişecek hayatımızda? Şimdi, süremizin sonuna geldik. Tamam, çok hızlı anlatıyorum. Tamam. Nefesin hani 1000 tane falan dediğim gibi faydası var ama en önemli, hızlı anlatacağım. En önemli faydalarından bir tanesi bana göre çok ihtiyacımız olan bir şey. Özümüze dönüyoruz nefesimiz açıldıkça. Özümüzü fark ediyoruz. Günümüzde artık her şey maddiyatla bağlantılı. Bizi mutlu eden her şey maddiyata bağlı. Dolayısıyla nefes terapisiyle nefesimiz açıldığında artık bizim mutluluğumuz işte yeni bir ev, yeni bir araba, yeni kıyafetler, bol seyahat falan bunlara dayalı olmaktan ziyade mutluluğun içimizde olduğunu fark ediyoruz ve huzurun aslında... Bakın nasıl güldüm ben az önce, gerçekten çok komik bir şey yani. Huzurun aslında... Çok hoş bir duygu ayrıca. Evet, ne güzel, bunu duymak çok sevindirdi beni. Şu hani kısa saniyelerde bile. Evet. Huzur aslında içimizde ve biz özümüzle birlikte bunu fark ediyoruz. Hı. Daha sonra da zihin devreden çıkıyor. Zihin devreden çıktığında artık biz geçmişte ay şöyle olmuştu, böyle olmuştu, neden böyle olmuştu veya gelecekte böyle mi olacak, şöyle mi olacak diye endişelenmekten yani ziyade... Kendimizi tedavi ediyoruz, evet, biraz doğal, baş başa kalıyoruz. Doğal bir şekilde oluyor bütün bunlar aslında. Bir de inanılmaz bir şükür duygusu geliyor. Nefes terapisti ve yazar Serin Topçuoğlu Kasırga, daha bütün herkese yapmak isterdik ama bir daha sefer. Ben çok isterdim. Çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz. Memnun oldum, çok mersin, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ve kendine iyi bak, devam ediyor. Rahim ağzı yaraları nasıl tedavi edilir? Adet geciktirici kullanmak zararlı mı? Adet dönemi düzensizlikleri hangi tehlikelerin habercisidir? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Gültekin anlatıyor. Rahim ağzı yaraları tekrarlayabilecek şeylerdir. Yani işte bugün tedavi oldunuz, bir yıl sonra tekrarladı ya da 6 ay sonra ya da 5 yıl sonra. Bu hekiminizin size eksik işlem yaptığını göstermez. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim bugün yine güzeller güzeli doktorumuz İzmir'den geldi bizler için. Operatör Doktor Özlem Gültekin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız. Sevgili Özlem, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin için geldim. Hemen geleceğim. Doğum için bekleyen bir hastam var. İstanbul İzmir arası mekik dokuyorum çarşamba günleri, biliyorsunuz. İşinizi aşkla yapıyorsunuz, sevgiyle yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bu yüzünüze, her şeyinize, enerjinize yansıyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Fakat merak ediyorlar. Yani sizin de soruyorlar bize. Sevgili Özlem Hanım'ın hayatında aşk var mı? Yarın malum sevgililer günü. Hani işine bu kadar aşık ama acaba kendisi aşkla? Yok. Ben herhalde hayatımdaki tek aşk şu anda işim. Yani gerçekten çok fazla dolduruyor benim işimdeki. Çok çalışıyorsunuz işimdeki. Değil mi? Çok çalışıyorum ve hayatımın merkezinde oradan inanılmaz bir sevgi enerjisi var. Yani ben çünkü bir söz vardı. Eğer işinizi çok severek yapıyorsanız hayatınızın hiçbir günü çalışmamışsınızdır çok diye. Güzel. Yanlış bilmiyorsam Konfüçyüs olması lazım. Ben öyleyim herhalde. Çok hobi gibi yapıyorum. Çok severek gidiyorum. Çocuklarımdan, hastalarımdan inanılmaz bir sevgi alışverişi yapıyorum. Ben bunu anlatırken de gözüm içi parlıyor. Evet. Hep böyle maşallah, söylüyorlar. Maşallah. Hayatımdaki tek aşk şu anda iş. Yarın sevgililer günü. Yarına kadar bir aşk düşmezse evrenden. Hiç belli olmaz. İnşallah evet. Olsun. Pekala. Şimdi izleyici soruları var. Oldukça fazla. Biraz onlardan konuşmak istiyorum. Bir de rahim ağzı yarası konusu çok merak edilen bir konuymuş. Bununla da ilgili konuşalım. Önce sorulardan başlayalım mı? Olur. Nasıl istersiniz? Peki. Doğumdan önce miyomlarım vardı. Doğumumdan sonra daha da büyüdü diyor bir hanımefendi. Bana zararı olur mu?
Evet, miyom şöyle daha önce de bahsetmiştik programlarımızda. Gebelikte miyom büyüyor. Hmm. Mesela 3 santim miyomunuz var. Gebelik boyunca o 7-8 santime erişebiliyor. Gerçek miyom boyutuna dönene kadar siz doğumdan sonra yaklaşık 40 gün sonra doktorunuza muayeneye gittiğinizde miyomunuzun boyutu neyse aşağı yukarı o boyutta kalacaktır. Yani tekrar küçülecektir. O gebelikte büyüyen miyomunuz tekrar eski haline gelecektir. Eğer sizde kanama şikayeti yoksa, yani genelde miyomlar biliyorsunuz aşırı kanamalar yapar, parça parça kanamalar yapabilir. Peki. Eğer böyle bir şikayetiniz yoksa zarar vermeyecektir. Zaten miyomlar 6 ayda bir takip ediliyor. Ancak çok hızlı bir büyüme olursa, gebelik dışındaki zamandan bahsediyorum, çok hızlı bir büyüme olursa o zaman müdahale gerekiyor. Genel olarak ilaçla tedavisi yok. Ameliyattır tedavisi. 3 kadından bir tanesinde olduğunu bilsin bu soruyu soran izleyicimiz. O yüzden 6 ayda bir muayeneleriyle doğumdan sonra küçüleceğini de bilsin. Doktorunun kontrolüne devam etsin. Herhangi bir zarar vermez. Peki, harika. Düzenli adet görüyorum diyor bir hanımefendi. Hormonlarım da normal. Sadece şeker hastasıyım. Yumurta tembelliği, polikistik over var denildi. Fakat folik asit düzenleyici kullandım. Ama adetim zaten düzenli. Yani zaman kaybında mıyım yoksa tedaviye başlamalı mıyım? Zor bir soru. Evet. Aslında şöyle, polikistik over sendromu olduğu için insülin direnci artıyor. Hep bahsediyoruz. Hmm. İnsülin direncinin artmasından dolayı bu kişiler şekeri hastalığına da meyilliler ve fazla kilo alıyorlar. Polikistik over hastalığının ilk basamaktaki tedavisi zayıflamaktır zaten. Kilo vermektir. O yüzden hastamız adetleri düzenli olsa dahi, hormonları normal çıkıyor olsa dahi, insülin direncinden dolayı kullanması gereken ilaçları kullanıp normal olması gereken kiloya ne kadar inerse, zayıflarsa mutlaka tedaviye katkısı var. Tabii ki geç kalmasın, adetlerin düzenli diye doktora başvurmamazlık yapmasın. Sadece insülin direnci bile çocuk sahibi olmamıza engel olan bir durum. O yüzden hem kilo verip hem de doktorun verdiği önerilere uyarsa, ama evde beklemesin. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz bahsettiğinize göre, lütfen polikistik overe bağlı adet düzensizliği olmasa dahi insülin direncinden ya da şekerden dolayı tedavinize başlayın. Peki. Bir kızım var ya bir hanımefendi, sezaryen doğum yaptım ama 10 aydır adet olmuyorum. Sebebi ne olabilir? Evet. Süt olamaz mı? Evet, süt olabilir. Geçen haftaki programda bahsetmiştik. Evet. Hatta prolaktin yüksekliği, süt hormonu yüksekliği. Emziriyorsanız zaten prolaktin, yani süt hormonunuz yüksek, süt vermeyi sağlıyor. Bundan dolayı da süt hormonu yüksekliği de adet görmememize sebep olan bir hormon. Hmm. Ya da düzensiz görmemize sebep olan bir hormon. Özellikle emziren annelerde. Bir yıl veya 1,5 yıl emzirme boyunca hiç adet görmeyebilirler normal. 3-4 ayda bir görebilirler, her ay görebilirler. Bu kişiden kişiye değişiyor. Emzirme sıklığı bile bunu etkileyen bir faktör. O yüzden hiçbir şekilde sıkıntı yok. Eğer emziriyorsanız ve daha önceden adetleriniz düzenliyse, başka bir hastalığınız yoksa, gebelikten önce düzenliyse, bu düzen tekrar emzirme bittikten sonra yerine gelmesi gerekir. Ha, emzirmeyi bitirdiniz, ondan sonra 2-3 ay içerisinde adetleriniz düzelmediyse işte o zaman bir problem olabilir. O zaman mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir. Lazım. Peki, yine genç bir arkadaşımız diyor ki 15 yaşında adet gördüm ama sadece bir kere olmuş, bir daha da hiç olmamış. Şimdi 17 yaşında adet görmüyorum, ilk kere doktora gittim, stresten dediler, hormonlarım da normal, ne yapayım? Bunu da hep söylüyoruz. Şimdi ilk adet yaşı 15, biraz geç. Belki o araştırma gerektirebilir 14 yaşından sonra, ama adet görme yaşınız ne olursa olsun 12, 13, 14 hiç fark etmez. İlk 2 yıl yumurtlamasız adet olduğu için bu şekilde bir düzensizlik normal. Tam peki, sınırda sormuş. Bunu 18 yaşında sormuş olsaydı mutlaka araştırılması gerekir derdim. Kistik bir şey olabilir, hormon bozukluğu olabilir derdim. Ama 17 yaş gördükten 2 yıl sonra biraz daha sabır. Eğer 6 ay içinde de veya 18 yaşınıza geldiğinizde de hala bu düzensizlik devam ediyorsa tabii ki de araştırılması gerekir. Peki. Doğum gününde hasta olmak, regl sancısı çekmek istemiyor bir hanımefendi. Genç bir arkadaşımız. Adet geciktirici kullanabilir miyim? Bir zararı var mı? Tabii evet. Mezuniyetler, düğünler, evet, doğum günleri. Çok önemli günler değil mi? Üniversite sınavı, sınavlar, umreye, hacca gidecek hastalarımız. Tabii. Çok aldığımız bir soru. Şimdi adet geciktirici eğer gerçekten hayatınızda o gün çok önemli bir yer arz ediyorsa kullanabilirsiniz. Peki. Ama bunu da lütfen doktor kontrolünde kullanın. Çünkü orada kullanacağınız ilaçlar kullanma gününe göre yumurtalıkta kist oluşumuna sebep olabiliyor. Sürekli yapmak o zaman çok tehlikeli olabilir. Sürekli yapmayı kesinlikle önermiyoruz. Hele ki genç bir arkadaş.
yaş belli, genç bir kızımız. Ondan dolayı rutinde olmasa da özel bir günde, birkaç yılda bir yapılabilecek bir şey ama doktor kontrolünde. Çünkü onun da geciktiriciyi kafanıza göre herhangi bir tarihte kullanamazsınız. Biz ona diyoruz ki işte regl tarihlerine göre, adet tarihlerine göre bir hesaplama yapıyoruz. Şu gün şu dozda kullanın diyoruz. O da kişinin yaşına göre, adet düzenine göre değişen miktarda. Yani kafanıza göre gidip de ben adetimi geciktireyim, bu ilacı alayım demek doğru değil. Ha şunu da söyleyeyim, böyle bir geciktirici kullandınız diyelim ki, ondan sonraki bir veya iki ay düzensizlik yapabilir. Daha erken gelme, daha geç gelme gibi. Hormonlarla oynanıyor çünkü. Oynuyoruz orada. Evet. Tabii. İki aydan sonra normale dönmesi gerekir. Hala dönmüyorsa yine doktorunuza başvurmanız gerekir. Peki, harika. Rahim ağzı yarasına gelelim şimdi. Nedir? Oluşma sebepleri nelerdir? Tedavileri nelerdir? Bunları konuşacağız sevgili izleyiciler. İzleyici sorularınızı yine bekliyoruz. Her zaman Özlem Hanım'a sormaya, o da cevaplamaya açık. Çok teşekkürler. Evet, sabaha kadar olsa sabaha kadar cevaplarım ben. Bunun için buradayız zaten. Sizler müthiş bir danışmanlık bu. Gerçekten çok güzel. Peki, rahim ağzı yarası nedir Özlem Dutek? Rahim ağzı yarası... Gene ben şunu söyleyeyim, hep söylemeye çalışıyorum. Biz rahim ağzı yaranız var dediğimizde hastalarımız şunu söylüyor. Doktorum ben dışarıda bir şey göremiyorum diyor. Bizim bahsettiğimiz dış genital değil. Dış genital başka bir şey. Rahim kasık bölgemizde olan organ. Yani burada bizim çocuğu doğurduğumuz, ondan sonra adet görmemizi sağlayan iç genital organ. Ve onun ağzı genital bölgeden biz muayene ettiğimizde sizin göremeyeceğiniz, bizim alet takıp içeriye girip en son noktada gördüğümüz yer rahim ağzı. Önce bu doğru anlaşılsın ve siz göremezsiniz. Rahim ağzı yarası neden oluşur? En sık gördüğümüz sebeplerden bir tanesi tekrarlayan ve tam tedavi edilmemiş akıntılardır. Bu akıntıları şununla karıştırmamak gerekir. Şimdi normalde bizim hormonlarımızın yükselip alçalmasından dolayı bir aylık döngüde bazı hormonlar yükseldiğinde mesela iki adetin ortasında yumurtlama döneminde bir akıntımız olur, adet öncesi bir akıntımız olur. Bunlar kokusuz, genellikle şeffaf, renkli, hastalık olmayan akıntılardır. Peki. Bu bazı kişilerde daha fazla, bazılarında daha az olur. Tamamen normal. Peki. Ama eğer akıntıda koku, kaşıntı, yeşil renk, kahverengi lekelenme, kırmızı, pembe ya da eşimizle birliktelikten sonra bir renkli akıntı oluyorsa bilin ki burada rahim ağzı yarası vardır. Bir problem var. Ve bu tedavi edilmesi gerekir. Yani muhtemelen bu renkli hali de bir acı ağrı getiriyordur beraberinde. Tabii ağrı da oluyor o noktada kesinlikle. Artık o biraz daha son noktalara doğru bu oluyor ama normalde şey de dinliyor. Ama doktorum benim hiçbir şikayetim yok. Muayene sırasında biz simir alırken görüyoruz. Hiçbir şikayetim yok. Hiçbir şikayet yaratmayabilir. Biz onu muayene sırasında görebiliriz. Öyle yani mi? Benim ağrım yok, sızım yok diyebilir ama genellikle akıntıdan şikayetçilerdir. Akıntılar, tekrarlayan akıntılar sebep olabilir. Bir, HPV virüsünün varlığıyla birlikte bağışıklığın düşmesi yine orada diğer mikroorganizmaların işte mantar veya başka mikropların ortaya çıkmasından dolayı yara olabilir. Spiral kullanan hastalarımızda spiralin ipi rahim ağzında durduğu için orada yabancı cisim reaksiyonu gibi tepki verebilir. Rahim ağzı kanserinin başlangıcı olabilir. O yüzden bunlar bu yaralar dikkate alınmalı. Kesinlikle özellikle kokulu akıntılar, köpüklü kokulu akıntılar rahim ağzı kanseri başlangıcında çok sık gördüğümüz şeyler. O yarayı gördüğümüz zaman ondan dolayıdır ki ben hep hastalarıma şunu söylerim. Yara var, tedavisi çok basit. Yani birkaç dakikalık lazerle işte buharlaştırma ısı etkisiyle ya da dondurma dediğimiz işlemlerle yapabiliyoruz. Ama önce simir almamız lazım diyorum. Yani doktorum iki dakikalık işlemmiş hemen yapsanız diyorlar. Olmaz. Önce simiri görmemiz lazım. Peki. Acaba bu yara kansere gidebilecek bir yara mı? Yoksa tamamen iyi huylu bir yara mı? Onu gördükten sonra tedavisi çok basit. Tedavi olduktan sonra da şunu da belirtmek istiyorum. Rahim ağzı yaraları tekrarlayabilecek şeylerdir. Yani işte bugün tedavi oldunuz, bir yıl sonra tekrarladı ya da 6 ay sonra ya da 5 yıl sonra. Bu hekiminizin size eksik işlem yaptığını göstermez. Tekrarlayabilir. Çünkü bizim genel yaşantımız devam ettiği sürece dış ortama açık oluyoruz. Enfeksiyon kapmaya açık oluyoruz. Bundan dolayı orası kapalı olmadığı için tekrarlayabiliyor. Tabii neden tekrarlıyor? Siz yine o esnada kaşıntılı ya da kokulu bir akıntınız olduğunda da hekiminize gitmiyorsunuz. Çünkü tedavi olsanız yara olmadan o zaten mikrobik durumu biz durdurduğumuz için duracak aslında. Rahim ağzı kanseri başlangıcı ile ilgili bir şey gördüğümüzde de ne yapıyoruz? Mesela orada biyopsi almak gerekir rahim ağzından. Bazen rahim ağzının
tıraşlanması dediğimiz, ince bir tabakasının alınması dediğimiz. Rahim ağzı yarısı deyip geçmemek lazım. Nerelere geldik? Küçücük bir akıntıdan geldik bir de buraya. İşte lip işlemi yapılabilir. Önemli. Yani smear testinizi aldırmaya zaten yılda bir hekiminize başvurmanız gerekiyor. Buna gittiğiniz zaman yara var mı yok mu görülüyor. Ama onun dışında rutin kontrol dışında da bu şekilde akıntılarınız varsa mutlaka hekiminize başvurun. Geç kalmayın. Peki çok güzel anlattınız, çok açıklıkla anlattınız. Fakat bu mesela bir dönem akıntı var sonra geçiyor. O zaman önemsenmemeli mi? Ama, ne kadar sürerse bir problem haline gelir. Aslında onda süre yok çünkü şöyle oluyor. Bir dönem kaşıntılı akıntımız var ya da kokulu fark etmez. Bir şekilde bağışıklık sistemimizde devreye girip o mikropla savaşıyor. Yani sürekli o süreç devam etmeyebiliyor. Atıyorum birkaç hafta rahatlıyorsunuz ya da 1-2 ay geçtiğini sanıyorsunuz siz. Ve gelmiyorsunuz. Aslında sizin şikayetiniz azalıyor o sırada. Neden? Vücutta faydalı bakteriler de var vajina bölgesinde. O faydalı bakteriler o mikrobik durumuna başa çıkmaya çalışıyor. Sizin şikayetleriniz o başa çıktığı kadarıyla rahatlıyor. Ama tam tedavi olmuyor. Bundan dolayı da tekrarlıyor. Hani bunun süresi yok. Geçtiğini sanıyoruz biz zaten. Hep ondan yanılıyoruz. Olmuştu geçmişti doktor hanım. Olmuştu geçmişti. İşte olmuştu geçmişti yanılmayacaksınız. Geçmez. Siz ilaç kullanmadığınız sürece tedavi yöntemi? Öncelikle ilaç tedavisi, işte vajinal fitiller, ağızdan antibiyotikler, sonra yara varsa veya kanser nentemizse lazerle buharlaştırma, ısı etkisiyle yakma, dondurma gibi tedaviler. Başka sıkıntılar varsa ileri tedavi, işte rahim ağzı kanseriyle alakalı bir şey varsa ve burada şu da çok önemli. Eksik tedavi uygulanıyor ya da eksik tedaviyi belki bazen hastalarımız algılayamayabiliyorlar. Mutlaka ya da yarıda bırakıyorlar tedaviyi belki. Yarıda bırakılıyor, evet. Burada eş tedavisi de çok önemli. Şimdi ben yine erkeklerin üstüne gideceğim. Bazı programlarda biliyorsunuz erkekleri şey yapıyorum. Şimdi ilaç yazıyorum. Diyorum ki eşinizin de kullanması lazım. İşte dönüyorum beyefendi, sizin de kullanmanız lazım. İşte 5 gün bir hafta. Ama doktorum benim hiçbir şikayetim yok diyor. Şimdi benim hiçbir şikayetim yok diye bir şey yok. Çünkü siz eşinizle birlikte olduysanız siz erkeklerin bağışıklığı güçlü olduğu için siz taşıyıcı gibi kalıyorsunuz. Yani sizde herhangi bir şikayet yaratması çok geç evrelerde oluyor. Rahim ağzı yarısı bulaşıcı mı aynı zamanda? Yok. Yarayı sebep yapan akıntıyı mikrop bulaşıcı. Evet. Yani işte atıyorum mantar, atıyorum gardnerella dediğimiz bir şey, atıyorum bel soğukluğu. O akıntı neden var hepsi. Yani orada? Evet ve eşinize geçiyor ama erkeklerde şikayet olmuyor. Siz o ilaçları kullanmak zorundasınız. Harika. Tedaviyi beraber olacaklar. Beraber olacaksınız. Yoksa ne oluyor? İşte biz hastamızı yapıyoruz. İlacını çok güzel kullanıyor. Ben şikayetlerim geçti. Sonra eşine birlikte oldum. Tekrarladı doktorunu diyor. Halbuki eşiniz sizde başından beri olan mikrobu o da taşıyor. O yüzden tam tedavi edilmediği için oluyor. Bunlardan dolayı eşler de bu tedavilere mutlaka iştirak etmeleri çok gerekiyor. Çok güzel. Çok önemli bir şey söylediniz. İdrar yolları iltihabıyla karıştırılır mı? Evet. Karıştırılır. Daha doğrusu vajinal enfeksiyonlar idrar yolu iltihabı sanılır. Çünkü genelde bu hastalarımız gidip hemen işte bize genital muayeneye gelmek zorunuza gidiyor. Bir idrar testi vereyim diyorsunuz. Çok basit idrarınızı yapıp teste veriyorsunuz. Teste verildikten sonra o bölge tam temizlenmeden idrar verildiği için ve çok yakın komşulukta olduğu için aslında vajinada olan enfeksiyon idrar yolu enfeksiyonuymuş gibi çıkıyor. Halbuki bunun sizin böbreklerinizle, mesanenizle, idrar yollarıyla hiçbir alakası yok. Ama biz orada bakıyoruz, lökosit görüyoruz, bakteri görüyoruz. Kültür yapıldığında, idrar kültüründe hiçbir üreme yok. Çünkü o vajinadan bulaşıyor ve siz boş yere idrar yolu enfeksiyonu için antibiyotik tedavileri alıyorsunuz ve sonra da geçmedi diyorsunuz. Aslında siz baştan yanlış yapıyorsunuz. Ama o yüzden bunu çok yapan karışıyor. Hasta mı? Aslında doktorun hasta. Teşhisi mi? Ama nereden bilebilir? İşte hasta bize gelmek yerine gidip idrar testi yapıyor ve ürolojiye gidiyor. Evet, kendi başına yapmayacak ve ürolojiye gidiyor mesela. Üroloji hekimlerimiz de gördükleri zaman hastamız söylüyordur, söylemiyordur, akıntısı olduğunu saklıyordur, utanıyordur, kokum var demiyordur. Lökosit görüyor doğal olarak. Hani burada idrarda iltihabınız var deyip ilaç vermek durumunda kalıyor. Siz öykünüzü gizliyorsunuz. Yani işte kasıklarım ağrıyor gibi gibi idrarla ilgili şikayetler söylüyorsunuz. Bundan dolayı karışıyor. Doğrusu öncelikle bu akıntınız varsa o dönemde zaten idrar testi yaptırmamak. Önce akıntıyı tedavi etmek, sonra üstüne idrar yolu enfeksiyonu ne olur ondan da bahsedeyim. Sık sık idrar
gitme. Tamam. Ondan sonra idrarı yaparken yanma. Mesela çok sık idrarım geliyor, hissediyorum, gidiyorum ama bir damla çıkıyor doktorun ve çok mi? Yanıyor. Yani sistit. İdrar yolları iltihabı ve sistit, sistit aynı şey aynı midir? Şey. Evet, sistit idrar yolu enfeksiyonu demek Türkçeleştirdiğimizde. İşte bir damla yapıyorsunuz çok yanıyor canınız ya da idrar bittikten sonra canınız yanıyor. İşte böbreklerinizi tutuyorsunuz, kasıklarım ağrıyor diyorsunuz. Bunlar idrar yolu enfeksiyonu gösteren şeyler. Tabii ki bu şikayetler böbrekte kum, taş gibi öykünüz varsa onlara da işaret ediyor olabilir ama idrar yollarında biraz daha bu şikayetler oluyor. Eş zamanlı olarak ikisi bir arada olabilir mi? İkisi bir arada da olabilir. Hem idrarınız yanabilir hem de akıntınızda bir değişiklik olabilir. O zaman eş zamanlı tedavi verilmesi gerekir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu da önemli. Herhangi bir şekilde diş hekimine gidiyorsunuz ya da üst solunum yolu enfeksiyonu oluyorsunuz. Kullandığınız antibiyotikler çoğu vajinal akıntıyı ve mantarı arttırıyor. Evet. Bu çok net bilinen bir şey. İlk önce ben hep onu sorgularım kaşıntıyla gelen hastamda. Yakın zamanda bir antibiyotik kullandınız mı derim. Evet cevabı gelir yani eğer böyle bir şey varsa. Ki o zaman ona yönelik tedavi vermek gerekir. Neden bu oluyor? Antibiyotik adı üstünde bakteriyi yok etmek için, bakteriyi öldürmek için kullanılan bir şey. Ama faydalıları da, zararlıları da. Evet, aynen. Vajinada da faydalı bakteriler var ama antibiyotik onu ayırt edemiyor. Dişinizdeki hapseyi tedavi ederken oradaki bakteriyi de bakteri olarak görüp öldürüyor. Faydalı bakteriler ölünce vücudumuzda zaten mantar hücreleri de var fırsatçı mikroorganizma olarak. Onlar ortaya çıkıyor. Aslında var olan bir şey. Başka bir yerden bir şey kapmadınız. Sadece vücudunuzdaki genital bölgedeki floranız bozuldu. Bu yüzdendir ki genital bölge vajina florası için düzenleyici ilaçlar da kullanılmalı. Burada şu da çok önemli. Genital bölge temizliğini sabunla sık sık suyla yapanlar yanlış yapıyorlar. Sirkeli sudur, odur budur bunları sakın oraya yanaştırmayın lütfen. Ve vajina pH'ına uygun, pH 3,5 olan genital bölge temizleyicileri var. Onlarla tabii temizleyin ve ıslak bırakmayın. Yani sık sık yıkamak da bir temizlik hastası olanlar o da doğru değil. Yıkayın ve silin ve kuru kalsın. İç çamaşırlar tabii ki sentetik olmayacak. Bunların çok çok fazla sebepleri var. Tabii. En önemlisi de bunu da söylemek istiyorum. Dışarıda tuvalete girmeme alışkanlığımız var ya mikrop kaparız diye idrarımızı tutarız. Bakın bu çok kötü bir alışkanlık. Tutmak da sakıncalı. Çok sakıncalı çünkü sizin dışarıdaki tuvaletten alacağınız mikroptan daha çok idrarınızı içeride tuttuğunuzda o mesanede biriktiğinde olacak mikrop çok daha fazla. Girin tuvaletinizi yapın. Yani tuvaletinizi tutmayın. Sonra idrarınızı tutamayacaksınız. İdrar keseniz sarkacak. Enfeksiyona meyil olacaksınız. O yüzden dışarıda idrarınızı tutmak, tuvalete girmemek gibi bir şey söz konusu değil. Bunlara da dikkat edelim. Harika. Vallahi vajina yarasından, rahim ağzı yarasından nerelere kadar geldik. Yine harika bir yolculuk ve çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Özlem Gültekin. Önümüzdeki hafta ne konuşacağız? Önümüzdeki hafta sosyal medyadan hastalarımızın soruları olabilir. Çok fazla. Onları konuşabiliriz. Eğer konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa zaten ulaşıyorsunuz. Onları evet, biz de sıraya almaya çalışıyoruz. Lütfen yazın. Olabildiğince kısmımız yettiğince bunu yapıyoruz. İnşallah faydalı oluyordur. Çok teşekkürler efendim. İyi ki geldiniz ve bugünlük yine bizden bu kadar. Yarın yine sizle oluncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.